Efendim iyi geceler diliyorum. Karşı karşıya hoş geldiniz. Suriye'de harita an bir an değişiyor. Güney Kore Başkanı Yul muhalefeti suçlayarak ülkede sıkı yönetimi ilan etti. Ortalık karıştı. Daha sonra Güney Kore Parlamento Başkanı sıkı yönetim ilanının geçersiz olduğunu söyledi. İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes bir hafta geçmeden giderek daha kırılgan hale geldi. Gürcistan'da hükümet 28 Kasım'da Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini askıya almaya karar verdi. Eylemler başladı. Orada da hareketlilik var. Türkiye'de ise grup toplantıları vardı. Ayrıca Suriye'deki olaylar yakından izleniyor. Ve enflasyonda bildiğiniz gibi. Evet karşı karşıya başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi araştırmacı yazar Erol Mütercimler ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçekle birlikteyiz. Erol Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Nevzat hoş geldin. Efendim hoş bulduk. Evet e, Suriye ile başlayacağız ve programımızın büyük bölümünü de Suriye'ye ayıracağız. Harita her saat e, değişiyor dedik ya cihatçı HTŞ e, Hama'ya. Ee, Suriye Milli Ordusu mümbice yürüyor. PKK'nın Suriye kolu P PYD, YPG ise değerli zoru istiyor. Haritayı görüyorsunuz şu anda ekranda. Suriye'de iç savaş alevlenirken bir saldırı da İsrail'den geldi bu arada. Ee, hemen e, Nevzat e, sınırdaydı. Bir neredeydi onu bir soralım önce. Sonra da diyelim ki her yer bir savaş alanı gibi Suriye'de. Ee, önce bir e, neredeydin onu anlat Nevzat sonra da bir aktörleri tanıyalım sahadaki aktörler kimler kim ne istiyor ona bakalım. Bir gidip geldim hı hı. Ee, belki yarın da tekrardan içeri girelim. Şöyle İpek yani önce şeyi söyleyeyim ben bunu bir öz olarak söyleyeyim. Yani Türkiye'de bu meselenin tartışılma biçimi haritalarda sopalarla falan çok komik. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Çünkü sağ pratiğinden bir çoğun haberi yok. Bunu şey için söylemiyorum. Yani olmayabilir. Her an değişen tablo var. Takip de edilemeyebilir ama ana iskelet belli yani. Ana iskeletteki örgütler, örgütlerin yapıları falan belli. Bu da... Benim en çok bu alanda çalışmalarını sevdiğim, izlediğim kişi Serhat Erkmen'dir. Evet. Ve profesör Serhat Erkmen sahada çalışır ve çok uzun zamandır sahada çalışır ve çok da televizyona çıkmaz çıkmaz fazla televizyona evet çok röportaj yaptım ben kendisiyle ama şunu biliyorum ki o da senin gibi kızıyor bu meseleye çünkü en çok uzaktan bakılıyor ve uzaktan bakıldığında görünmeyecek şeyler anlatılıyor ya şöyle bak bakılabilir Dö ne Nevzat başlamadan şimdi bu konuda bir şey söyleyeyim. Şimdi 28 gün askere gittim diyerek gidip 27 gün lahmacun yiyip 28. gün evine dönen gazeteciler ekrana çıkıyor. <laughs> Dün gece büyük bir rezillik gördüm. E söylemeyeyim ekranın adını. Rezillik gördüm. Gazeteciler şimdi onlarda taktik anlatıyor, strateji anlatıyor. Askeri olarak şimdi o bir. iki İki tane general. iki general. İşte tu generallikten emeklilermiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani siz ne anlatıyorsunuz? Siz nasıl general olmuşsunuz? Siz nasıl general olmuşsunuz? Arkadaş mecbur musunuz çıkıp konuşmaya, anlatmaya? Hele bir tanesi var. Hem bir işte iktidara yakın kanaldaydı. Aa bir de bir şey gördüm yine muhalefet kanallarından birisinde. Diyor yo bugün gördüm. Bugün buraya gelmeden önce şöyle bir baktım. Böyle bir de iltifat falan ediyor moderatör kızcağız bilmiyor ya ya Allah'ınız aşkına çekilin yani yazık günah bize yazık seyirciye yazık ya buyur. Bir de şöyle bu 40, seyirciye yıldır, yazık ya. 40 yıldır biz bir türlü mücadele yürütüyoruz ya herhalde bu ülkede hala bir e, yani bu tip olaylarda gazetecinin nasıl yapılacağı ile ilgili de hala bir çıkmazımız var yani çıkmazdan kastım şu bir yere bir operasyon yapıldığında o netleşmeden Hı. değil mi? gruplarla ilgili tam tablo ortaya çıkmadan, Türkiye'nin resmi tavrı bilinmeden, tamam mı? böyle haber vereceğim diye, çok hızlı davranacağım diye. Sonradan bunların hepsi, biz bunları Bosna'da başka yerlerde gördük, kanıt olarak toplanıyor. Yani eğer bir şey olduğunda bunlar önüne konuyor değil mi? Yani biz mesela hatırlayın, İsrail'de, İsrail'in hastane bombalamasının kanıtları nerede? Anadolu Ajansı üzerinden gitti i̇şte Sonra kanıt diye kitaplaştı. Bunu söyleyeyim ben bu benim şeyim değil aslında sahada görüştüğüm insanların birçoğunun e, tırnak içinde söyleyeyim dalga konusu olduğu için dedim ki söz ben de anlatayım hani benden de bu Hı. bir çıksın. Şimdi Sen bu, ne gördün onu anlat şimdi bize. İpek şimdi önce şeyi söyleyeyim iki şey oluyor Suriye'de bir tane HTS'nin bir operasyonu var HTS'nin değil yani HTS'nin başında olduğu grubun bir operasyonu var bu işte şu an Hama'ya doğru giden grup. Bunlar kaç? 36 ayrı grup mu? kaç? Hocam grup bunlarla ilgili ne olarak yaklaşık olarak ana iskeleti oluşturan heyeti tarihli Şam. Tamam. Ahrar-ı Şam var. Onun içerisinde e, birden fazla Nurettin zenginden ile birçok örgüt var. E, i̇rili ufaklı birçok örgüt hmm. var. Sayı veremiyorsunuz ama 6-8 arasını ana iskeletteki örgütü sayıyorsunuz. Bunların bir kısmı, bir iki tanesi Suriye Milli Ordusu içerisinde de yer alıyor. Benim kişisel görüşüm, sadece HTŞ olmasın diye Suriye Milli Ordusu'ndan da bir kısım buraya katıldı. Ve dolayısıyla Suriye'nin içerisinde bir grup olarak bir topluluk adı verildi ve o taraf. İkincisi de Suriye Milli Ordusu dediğimiz eski Özgür Suriye Ordusu. Onlar da Afrin tarafındaki operasyonu götürüyorlar. Yani işte terrifatı götürdüler. Şu an Mümüç'e girip girmeyecekler ki işte esas düğümlerden biri hmm. o konuşacağız. Yani iki operasyon yürü. Bir operasyon tek değil. Çünkü Türkiye'de şöyle algılandı. Sanki heyeti tarihleşen bir operasyon yürütüyor. Hı hı. Bütün operasyon onlar da hayır böyle bir şey yok. İki tane farklı operasyon yürüyor. Ve bunlar kendilerine Suriye muhalefeti diyorlar. Suriye devrimcileri diyorlar. Bunların içerisinde Selepili'ye yakın gruplar var. Sekülerliğe yakın gruplar var. Özgür Suriye ordusu var. Birçok farklı grup var. Ve bir de yabancı savaşçılar var bu grupların içerisinde. Sayın bugün bir televizyonda gördüm 25 bin falan diyor. Sayı ile ilgili bir şey yok ama 25 bin çok abartılı bir rakam. Hı. Fakat geçmişten itibaren gelen 3-5 bin kişilik bir kadrodan söz ediliyor. Şimdi bu niye önemli? Bu esasında yarın Suriye'de bu örgütlerin birbirlerine girip girmeyeceğini anlama noktasından önemli. Çünkü geçmiş dönemde bunlar birbirle kavga ettiler biliyorsun. Daha önceki operasyonlarda bir kısmı katıldı. Bir kısmı kendi savaşlarından dolayı katılmadılar. Heyeti Tarih Şam'la ilgili El-Kaide'nin bir unsuru. Nusra'dan itibaren gelen bir yapı. Ee, Jolani dediğimiz şu anki başındaki aslında eee İŞİD'in kurucusuyla birlikte hareket etmişti. Daha sonra ondan ayrılmıştı. El Kaide'ye biat etmişti. El Kaide'den ayrılıp yeni bir örgüt kurmuş. Heyet Tarur Şam ve onun içerisinde birçok farklı örgütle birlikte şu an sahadaki en etkin grupların başında geliyor. Suriye Milli Ordusu işte bildiğimiz Türkiye'ye en yakın grupların içerisinde olduğu ordu mensupları. Bunlar da bir şekilde eğitildiler, donatıldılar ve şu an terör doğru hareket eden örgütler. Bunların ikisi arasındaki temel bir fark şu, biri biraz daha selefi grupla yakın, yani selefi evet. dünya görüşüne yakın, özellikle tarih tarihsel. Fakat çok ilginç bir Ben geçmiş dönemde bunların iş kavgalarını da gördüm, Halep'te de gördüm, yerinde de gördüm. Ama şu an çok açık ifade ettim. ben bile şaşırdım. Yani çok iç içe bir birliktelik var. Bu iç içe birlikteliği de şöyle özetliyorlar: Herkes geçmiş dönemden ders aldı, gruplar kendi arasında çatıştığında burada herhangi bir şey olmadı ve dolayısıyla insanlar Esad'dan bölgeler kurtarıldığı halde kendi iç çatışmaları olduğu için güvensiz bölge olarak adlandırdılar ve dönmediler tarzı bir yaklaşım var. Şimdi temel soru şu soruluyor. Herkesin merak ettiği soru ya bu işin arkasında ABD İsrail var mı yok mu sorusu. Bir de neden şimdi sorusu. Ha, neden şimdi sorusunun cevabını kendileri cevaplıyorlar. Diyorlar ki ben de bugünkü hı hı. E, yazıda yazdım. 14 e, yok 9 maddede. 9. E... Ya onu yazmamın sebebi çok yorgundum. E, çok fazla soru geliyordu. Hı hı. Şimdi her soruya böyle tek tek cevap vermektense dedim ki ya bir kılavuz gibi olsun. En azından itiraz edecek olanlar varsa da onunla birlikte bir katkı oluşur ve ortaya en azından bilgi konuşulabilir. Çünkü hani ben gittim gördüm falan değil de bir bilgi konuşulabilir. Neden şimdi sorusunun cevabı aslında bu operasyon Eylül ayında planlanan bir operasyon. Bu Eylül ayında... Şimdi zaten biz buraya geleceğini biliyorduk bu işin değil mi? Biz burada programda söylemiştik zaten. Evet. Yani hı hı. biz e, şunu söyleyeyim hani ben demeyi çok sevmem ama bu programda hoca ile yaptığımız programları biz öngörüyü çok net söyledik. Yani 5 hafta önce... 5 hafta biz, oldu. Evet 5 hafta önce e, Lübnan düğümünün Halep'te çözüleceğini biz burada defalarca ifade ettik. Ve insanlar dalga konusu yaptılar. Hani ne alaka Lübnan ne alaka Halep ama... Bölge gerçekliği böyle bir şey. Ve dolayısıyla buraya gelen bir yapı var. Bir ara soru sorabilir hı hı. miyim sana? Şimdi e, iktidarın hani senin e, devlet haklı e, diyerek tarif ettiğin e, e, bir durum vardı ki o da hani bir açılım e, süreci adına öyle diyelim hadi. E, iç cepheyi güçlendirme risk var dedi iktidar. E, bundan mı bahsediyordu? Tam da buydu. Tam da buydu. Sebebi şuydu. Ben zaten onu da şimdi burada biz hep söyledik. Bu iç siyaset meselesi değil bu Suriye'nin ile alakalı bir durum diye hı hı. bunu hep burada ifade ettik. Sebebi şuydu. Bu operasyon daha önce planlanan bir operasyon. Eylül ayında aslında bu operasyonun yapılması planlanıyor. Fakat bu operasyonu Türkiye müdahale ediyor. Diyor ki bak şu an bu operasyon olursa Lübnan'daki durum Hamas hizbullah meselesinden oluşan durum karşısında siz bu operasyonu yaparsanız bu İsrail'e yarıyor algısını çok güçlendirir. Kimi diyor bunu? İslam oradaki Suriye Milli ordusuna diyor. Hı. Özgür Suriye e, ordusu diyebildiğimiz orduya. Bu böyle çok yapıldı. İslam dünyasında çok büyük tepki gelir ve zamanlaması doğru değil bir. İki, biz şu an Esad'da bir kapı aralama noktasındayız. Dolayısıyla bir kapı aralandığında sizin bu tereddütlerinizi yok edecek gelişmeler olabilir. Bu güvenli bölgeler oluşabilir. Bekleyin. Onların da derdi şu. Diyorlar ki 2019'da Türkiye, İran, Rusya anlaştı. Gerginliği azaltma bölgelerini oluşturdu. Ama sonrasında Esad ve Rusya bu gerginliği azaltma bölgelerini müdahil oldu. Ve dolayısıyla şu an insanlar İdlib'de 4,5 milyon insan var. Ve insanlar buralardan güvenli olmadığı için burası karışıyor. Dolayısıyla bizim buna müdahale etmemiz lazım. Şimdi Türkiye diyor kayır etmeyin. Şimdi tam bu sırada Lübnan'da Hizbullah denkleminden çıkınca tekrardan bir araya geliyorlar. Diyorlar ki şu an İran Lübnan'da tırnak içinde söyleyeyim pasifize edilmiş durumda Hizbullah üzerinden. Esa'dın güçleri çok ciddi anlamda kendi iç çıkarcıkları var ve 13 yıllık bir savaşın yorgunluğu var. Rusya Ukrayna'ya yoğunlaşmış durumda. ABD'de Trump gelecek. Dolayısıyla herkes Trump'ı bekliyor. Bizce uygun zaman bu zaman diyorlar. Peki hedef olarak ne koyuyorlar? Aslında ilk başta koydukları hedef İtlipte 2019 sınırlarındaki gerginliği azaltma bölgeleri. Fakat şunu söylediler. Onlar da şaşırıyor. Esas belki hocamla da konuşacağımız kısım orası. Bu bir tuzak mı değil mi sorusu soruluyor. Yani ben bugün de yazdım. Bu bir musul tuzağı mı değil mi sorusu her tarafta soruluyor. Neden soruluyor? Diyorlar ki ya biz normalde 3-5 günde alabileceğimiz yerleri bir hafta için hesapladığımız yerleri bir günde aldık. Hmm. E nasıl alabildiniz? Çünkü önümüzdeki Suriye askerleri ve İran güçleri bırakıp gittiler. Fakat kendileri gitmedi. Uçak bıraktılar. Hmm. Dünya kadar silah bıraktılar ve her şeyi bırakıp gittiler ve biz de açıkçası Hani bir, biz de bu kadar kolay ilerleyeceğimizi düşünmüyorduk. düşünmüyorduk evet, diyorlar. bir zaaf bekliyorduk. Fakat düşünmüyorduk. Peki Şimdi, niye bağlıyorlar bunu? Şöyle bağlıyorlar diyorlar. Ki, yani şu an biz şeyi gördük, Rusya'nın tavrını gördük, İran'ın tavrını gördük. Dolayısıyla zaten Esad dediğiniz şey Rusya ve İran'dı. Onu ona bağlıyorlar. Fakat bunu bağladıkları halde şu soruyu soruyorlar. Bunun arkasında bir şey var mı yok mu? Yani bunun arkasında daha üst planlanmış bir şey var mı? Hani bizim dışımızda planlanmış bir şey var mı yok mu sorusunu soruyorlar. Çünkü çok hızlı bir ilerleme olduğunu ifade ediyorlar. Burada da akla işte bu Musul'daki IŞİD'in Musul'u ele geçirmesi biliyorsunuz orası boşaltılmıştı Irak askerleri. işit girdi ondan sonra orada Haçlı Şabi kuruldu. İşte Irak'ta siyaset yeniden dizayn edildi. Irak ordusu gitti Musul'u aldı da işte çarpmıştı vesaire. Şimdi bu soru hala soruluyor. Fakat hedef neresi sorusunu sorduğumuzda <laughs> Şunu söylüyorlar ilk etapta hedef Hama ve Humus. Peki Hama ve Humus'ta duracak mısınız? Sorusu hayati. Niye hayati? Çünkü Humus'tan bir sonrası Şam. Yani bir sonrası Şam. Şu an Hama'da şimdi biraz önce gö giderken görüntüleri gördüm. Golani e, Jolani yani. şeye gitmiş. Eee ön tarafında askerlerle görüntüyü vermiş. Yani şu an şeye Hama'ya girmiş durumdalar. Hemen hemen girmiş durumdalar. Ön kısma girdiler. Şimdi bu kısım burada. İkinci kısımda Suriye Milli Ordusu'na hedef nedir dediğinizde onlar da şunu söylüyorlar. Biz Fırat'ın doğusuna YPG süpüreceğiz. Hı. Yani Terrifat zaten gitti. Münbiç'e de gireceğiz ve Fırat'ın doğusuna. Fakat Mümbiç ilgili... Şimdi orada Amerika... Mümbiç neden önemli? Onu bir Şunun için önemli. Birincisi yani orada Fırat'ın batısında bir şey kalmıyor Hı. YPG açısından. İki, orada ABD üsleri var. Üçüncüsü Arap nüfusu çok yoğun. Ve dördüncüsü de demografik yapıyla birlikte stratejik olarak orada siz YPG Fırat'ın doğusunu hapsediyorsunuz. Şimdi Türkiye öteden beri neyi söylüyordu? Yani Fırat'ın doğusunda bir şekilde kaldığı zaman Türkiye çok büyük müdahale bulunmadı. Ama ne zaman bu tarafa doğru sıçramaya başladı, denize doğru bir harekat içerisine girdi. Orada bir sıkıntı var. Eğer Münbiç operasyonu yapılırsa Türkiye'nin bu 32 kilometrelik ABD'nin istediği tampon bölgenin de Türkiye tarafından oluşturulması ve dolayısıyla da Türkiye'nin o terör e, koridoru dediği meseleyi en azaltma, riskini en azaltma, indirme ihtimali var. Bugün gireceklerdi Münbiç'e, girmediler. Açıklamalarda Suriye Milli Ordusu'nun eksikleri olduğunu ifade ettiler ama benim tahminim özellikle bu, bugün gerçekleşen Rusya, İran ve kısmı de belki de ABD görüşmesi neticesinde ki durum. Yani Münbiç son derece önemli. Biz yarın Münbiç'e girip girmediklerini gördüklerimizde bambaşka bir tablo karşımıza çıkıyor. Gece çıkıyordu. girebilir diyorlar doğru mu? Olabilir sabaha doğru olabilir ama normalde bu sabah bekleniyordu zaten. Hmm. Yani ilk açıklama bu sabahtı. Bir de diğer taraftan da Deirizor'da bir hareketlilik var. Deirizor'da işte rejim askerleri var, İran askerleri var. Orada da bir şekilde onların saf dışı edilmesine yönelik hamleler var. Şimdi tabloyu ortaya koyduğunda şöyle bir şey çıkıyor. Beşte biri şu an Suriye'nin Neredeyse muhaliflerin eline geçmiş durumda. Peki orada bir virgül Tabii. koyar mısın? Hı hı. Erol Hocam'a bir geçeyim sonra tekrar geleceğim sana. Hocam şimdi e, böyle bir tablo anlattı. Tabii daha detaylarına gireceğiz. Ama rejim için yolun sonu göründü diyemek için erken mi? Çok erken. Çok erken. Çok. erken. Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeyim İpek. Şu anda biz yalnızca bir harekatın hareketlilik kısmını görüyoruz. Hı. Güzel. Şimdi bunu hareket ettiren unsurlara baktığımızda şimdi ben şunu çok dikkatimi çekti. Bir kıyafetleri, iki kullandıkları silahlar. Gece görüşü sağlayacak olan bunlar materyalleri de var. Temel soru şu sonra herhalde ortaya çıkacak. Bir kere bunları kim silahlandırmış. Bunların hepsi bir para, bunların hepsi bir yatırım. HTŞ'den bahsediyorsunuz. HTŞ'den söz ediyorum tabii, HTŞ'den söz ediyorum. Şimdi öte yandan geldiler, askeri terminolojiyle ifade etmek gerekirse Suriye ordusu ricat etti. Yani Esad demişti ki biz geri çekiliyoruz sonra işte taarruza geçeceğiz. Hayır öyle bir şey değil. Tamamen ricat yaptıkları. Peki tankları bıraktılar işte yüzün üzerinde tank ve zırhlı araç bu ne var? Roketler, havan topları, füzeler, uçak uçaklar, helikopterler. Onun ötesinde bu hava harekatını önleme sistemleri ama radarlarıyla birlikte bütün bunların hepsi adamların eline geçti. Bir de i̇şte haberlerde görebildiğimiz kadarıyla, çektikleri kadarıyla görüyoruz ya da servis ettikleri kadarıyla çok dikkatimi çekiyor. İşte sandıklar açılıyor ve ilk defa açılıyor. Bütün oradaki o silahlar hepsi hani çocuk lafı yediğim böyle cıpkıl cıpkıl duruyor orada. Şimdi temel soru şu. Şimdi Irak'ta da aynısı olmuştu. Irak'ta da generaller daha önce satın alınmıştı. Irak'ta da aynı şekilde ordunun bir teslimiyeti söz konusu. Şimdi burada da bu böyle bir şey oldu. O zaman şunu düşündüm ben. Acaba dedim bu Suriye yani rejimin ordusu deniyor ya rejimin ordusu komuta kademesi ya da oradaki üst rütbeli subaylar falan bunlar daha önceden satın alındı mı? Ya da bunlar daha önceden bu harekata razı edildi mi? Ya nasılsa Esat öyle ya da böyle düşecek. Tamam ondan sonrası diye. Şu anda kendilerinin bile son hedeflerinin ne olduğunu bildikleri konusunda kuşkum var. Şimdi Nevzat'ı dinlerken o çok dikkatimi çekti. Çünkü Nevzat gitti konuştu bu adamlarla. Neden biliyor musunuz? Bu harekatın arkasında çok ciddi biçimde bir üst akıl ifadesi kullanılır ya. Çok ciddi biçimde bir üst akıl, çok ciddi biçimde bir kurmay aklı var. Bakın şu, bu şöyledir. Karargahta otururlar kağıt üzerinde bunu mükemmel yaparsınız. Niye? Çünkü Batı'da o kadar çok strateji, taktik kitapları yayınlandı ki askeri. Onların birilerini açarsınız, orada yapar. Ama mesele ne biliyor musunuz? Alana girdiğiniz zaman sizin ne yapacağını son derece disiplinle hareket ediyorlar. Şimdi bunun bunun bana göre anlamı şu. Daha önce verilmiş ciddi bir eğitim var. Doğru, dört yıldır veriliyor tamam, hocam. Tamam, çok ciddi dört bir yıldır. eğitim şey? var. Sadece Ateş'e değil. Ya, çok bütün gruplar. Bak hocam yani çok iyi bir yerden gidiyor. Bunlar hocam 4 yıldır yine kendileri de ifade ediyor. Herkes de 4 Bunlar yıldır, Kim? Ya yani Suriye'deki bütün muhalif gruplar. kim tarafından eğitiliyor? Şöyle şöyle. Suriye Milli Ordusu'nun bir kısmı Türkiye tarafından eğitiliyor. Tamam. Burası çok Orası net. Tamam. Burası çok net. HTŞ içerisindeki gruplar kendi eğitimlerini kendileri almaya başladılar. Ve 4 yıllık süre içerisinde mesela hocamın bahsettiği gece ve gündüz operasyon yapacak özel kuvvetleri kurdular. Şimdi bakın hiç kuşkusuz ki bu eğitimlerde Batı'nın hangi ülkelerinin olduğunu bilmem. Ordudan ayrılmış profesyoneller onlar olur. Sonuçta bu profesyoneller bir sürü dünyada ne kadar kaotik bölge varsa oraları dolaşırlar. Bunların verdikleri eğitim çok belli ki çok ciddi bir askeri uzmanların eğitimleri var bunların arkasında. Ama bunlar Orta Doğu mudur? Burada en net bildiğimiz nedir? ÖSO. Çünkü burasını Türkiye'ye gitti. En net biz burasını biliyoruz o milli ordunu. Ama onun dışındakilerini onun dışındakilerini bilmiyoruz. Şimdi bu Fırat'ın doğusu meselesine gelince. Fırat'ın doğusu YPG PYD unsurlarının oraya yerleşmesi tabii ki ABD açısından zaten son derece tercih edilebilir. İşin en başından itibaren Pentagon'daki planlamada da orada var. Eğer Türkiye bir şekilde gaflete düşer, batıya biz bu adamları aktardığımızda orada yerleşmesi ne bir şekliyle göz mü yumar, çaresizlikten mi evet derlerse bizim için tercih edilebilir denize gidecek. Ama tabii burada e sonuçta Ankara'da, Türkiye'de yabana atabilir misiniz? Her ne kadar bu iktidarı ne şekliyle eleştirirseniz eleştiriniz. Ama Ankara'da iyi oyun kurmuş. Hayır bak, ne, i̇yi şekli, iyi oyun kurmuş. ne şekliyle eleştirirseniz eleştiriniz. Yani sonuçta orada da bir akıl var. Eski akıl, yeni akıl kimlerse, kimlerden oluşturulmuşsa. Oradaki karar da ne? Gördüğümüz şekliyle Fırat'ın doğusu. Ama şimdi... Fırat'ın doğusuna YPG, PYD'nin yerleşmesine benim şu andaki gördüğüm fotoğrafı Hı. söylüyorum. Ankara da buna razı. Ama peki bunlar Fırat'ın doğusuna yerleştiği zaman kısa vadede bir şey konuşmuyoruz. Uzun vadede ABD'nin nasıl bir tahrikle bunları harekete geçireceğini şu anda Bilemeyiz. O yüzden Türkiye ABD'den 32 kilometrelik sınırı istedi. Yani orada bir canlı bomba tutuyor, tutuyor sürekli. Tutacak. ABD'den 32 kilometrelik sınırı istedi biliyorsunuz. ABD yapacağım falan dedi. Aslında şu an Türkiye'nin oluşturmaya çalıştığı tampon bölge ABD'nin istediğiydi. 32 kilometreyi Türkiye ABD'den istedi. Ve ABD bunu sağlamıyor. Sağlamayınca Türkiye dedi ki yani sahadaki durum şu. İpek yani hocam çok böyle Nokta tam dışarı. noktaya atışı yapıyor şöyle. Şimdi birincisi tam da hocam bahsettiği şimdi ülkelere bakmak lazım. Pozisyonları görmek lazım. Şimdi ben bu yazıyı yazarken tabi Rusya ile ilgili çok önceden bazı bilgilerim vardı. Sonra da arkadaşlarla rica ettim biraz daha derinleştirdik. Türkiye'de biliyorsun tartışıldı Esat Moskova'ya gitti mi gitmedi mi diye. Hı hı. Perşembe günü Moskova'ya gidiyor. Gitmiş. Ve Putin Esad'ı iş yoğunluğundan dolayı Perşembe günü kabul etmiyor. Cumaya kadar bekletiyor ve cuma görüşmeye giderken hı, hı. Esat sadece en yakın ekibini <laughs> alıyor ve mümkünse diyor birebir bir görüşme yapmak istiyorum diyor. Yani öyle güvenlik kabinesi falan şey yapmıyor. Sonra içeri giriyor. Görüşmeler yapılıyor. Ama umduğunu alamadan çıkıyor. Nedir istediği sorusuna cevap Rusların verdiği. Bunu da özellikle evet. Şarkı Lefsat'tan aldık. Oradaki arkadaşlar ulaştılar evet. onlardan aldık. Esat demiş ki eski pozisyonda bulunduğunuz gibi bana yardım edin. Yani hava gücünü kullanalım. Bunları yerle bir edelim. Dolayısıyla da eski güçle birlikte biz beraber hareket edelim. Ruslar da demişler ki sen bizim istediğimizi yaptın mı ki biz senin istediğini yapalım. Demişler biz sana dedik ki Türkiye ile diyalog kur. Bak Türkiye Cumhurbaşkanı çıktı. Sana sayın dedi. Politikasından vazgeçti. Gel görüşelim dedi. Ama sen şart olarak Türk askerinin gönderilmesini şart koştun ki bunun bir gerçekliği yok kısa vade içerisinde. Uzun vade içerisinde konuştuğunda bunu konuşabilirsin. İki, YPG konusunda biz senle bir temas şeyini istedik sen onu da yapmadın. Dolayısıyla şu, şu an sorun senin sorunun. Cumartesi günü bu meseleyi konuştuğumuzda e, şu yorumlar yapıldı. Çünkü cumartesi tablo çok değişikti. E, Esat Esad Türk hükümetiyle görüşmektense e, terör örgütüyle e, işbirliği yapmaya karar verdi diye Hayır, o Hayır, bo boşaltı alanlar üzerinden o değerlendirme ha. geldi. Çünkü boşaltı alanlara Hı -hı. YPG gelince şöyle hani buraya acaba Türkiye mi Hı. YPG mi konusunu. Sonra ikinci olarak Rus uzmanlar bir tartışma içerisine giriyorlar. Çok akıllılar diyorlar ki. Yani bizim iki tane yolumuz var. Ya eskisi gibi devam edeceğiz, yardımcı olacağız ya da bizim askeri tesislerimize, üslerimize yani iki tane Denizdeki üslerini hmm. ve kendi askeri kısımlarına herhangi bir saldırı olmasa bunun güvencesi alınırsa ve Rus Suriye'de Rusya'nın verdiği borç paralar dahil yaptığı yardımlar yani Suriye devletten alacakları da garanti altına alınırsa biz bu işe çok karışmayalım bekleyelim. Ve dolayısıyla da meseleyi Türkiye ve İran ekseninde diyalogla çözmeye çalışalım. Şu an aslında ikinci kısma geçildi. Yani Rusya açısından şu an beklenti ikinci kısım. Fakat eğer Rusya'nın oradaki perde arkasından çıkarları tehdit edilirse, Rusya'ya bir hayat hakkı tanınmayacağı ifade edilirse, bir provokasyonla oradaki şeyler askeri üslere, denizdeki Tarsus'taki vesaire askeri üslere herhangi bir saldırı olursa, Rusya şunu söylüyor, ben hava gücüyle müdahale ederim. Olmazsa çektiğim Wagner'in bir grubunu tekrar buraya getirir ve savaşırım. Şimdi bu Rusya'nın tavrı. İran'ın tavrına baktığında İran eskisi gibi müdahalede bulunamadı. Sebebi şu, Şimdi Hizbullah üzerinden daha çok Hizbullah ketibeleri üzerinden müdahale bulunuyordu. Ama Hizbullah Lübnan'da ağırlık Aha. olarak savaşmaya gittiği için Irak'tan Haçlı Şabi'nin bazı unsurlarını bu Kemal'e getirmeye çalıştı. Getirdi ama çok ciddi müdahalede bulunmadı. Fakat tablo şu an böyle devam edecek diye bir şey yok. Korkulan da o. Yani Rusya ABD, Türkiye ve İran Suriye'nin geleceğine karar verecek olan 4 ülke. Eğer Rusya'nın pazarlığı geçen programda konuştuğumuz Ukrayna meselesinden kaynaklı olarak ABD ben seni burada rahatlatıyorum sen de beni burada rahatlat tarzı bir yaklaşım içerisine girerse Rusya şuna razı. Kazanımlarına dokunulmazsa, askeri tesislerime dokunulmazsa ben esatsız bir hükümete bile razı olabilirim. Benim için sorun değil. Benim için asıl olan şey buradaki çıkarlarım diyor. Hı hı. Şimdi bu noktada Türkiye Türkiye şunu söyledi Esad'a. Dedi ki açık söyle. Yani ben sana diyalog kapısını açtım sen kabul etmiyorsun. İdlib'i sıkıştırmaya devam ediyorsun. Bir nevi beni göçle tehdit ettiriyorsun. İş siyasetimle oynuyorsun. Ben sana Halep'te bunun şeyini ödetim buyur dedi. Aslında mesele bu buyur dedi. Madem sen güçten anlıyorsun o zaman bu saldırı bu. iki. PYD dedi ki yani ben senin ne yapmak istediğini biliyorum. Sana bu koridoru oluşturmam. Terli Fatma Memmüç üzerinden bu da sana bir ders. Ve İran'a da mesela İran Dışişleri Bakanı geldi. Sayın Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı ile çok sert şeyi olduğu ifade ediliyor. Yani e, gergin ya geçtiği doğru, gergin geçtiği söyleniyor. Sebebi de şu çünkü Türkiye gerçekten şunu artık e, İran'ın ve Esad'ın anlaması gerekiyor. Yani bölge jeopolitiği değişti. Şimdi Hizbullah eski Hizbullah değil. İsrail eski İsrail değil. E, oradaki gruplar eski gruplar değil. Sayı olarak da değil, teknolojik olarak değil. Şimdi hocam söyledi, adam drone kullanıyor. Bak o teknolojiyi almışlar. Her türlü silah teknolojisini almışlar. insan gücüne eğitimli yapmışlar. Beraber hareket etmeyi de öğrenmişler. Mesela en büyük sorun bunlara ganimet paylaşımıydı. Hani mesela tank alındığında, askeri şey alındığında kime ne olacak falan. Mesela ben hep öyle bekliyorum çatışmaları. Çünkü geçmişte böyleydi. Şimdi hala o da çıkmadı. Hani potansiyel var ayrı bir şey ama. O da çıkmadı. Dolayısıyla da şimdi Esad'ın vereceği karar önemli. Aa, bu nedir sorusunun cevabı programlarda yine ifade etmiştik. ABD'liler ve İsrail satan bir şey istedi. Dediler ki İran'ı burada hafiflet. Ve bu direniş eksenini burada kes. Hatırlarsan biz Esat bunu yapabilir mi, yapamaz mı tartışırken Esat çıktı. Esadın dışişleri bakanı çıktı. İran'a gitti. İranlı yetkililer geldi ve dediler ki biz direniş ekseninin parçasıyız. Bunu resmi olarak açıkladılar. Şimdi ben dedim tamam bunların ipi çekildi. Yani çünkü İsrail çok net bir şimdi Netanyahu'nun da söz var biliyorsun. Yani aklına başına alması lazım. Ateşle oynuyor tarzı ifadeleri de vardı. Zaten bu HTŞ'nin yaptığı diğer operasyonlarda işte İsrail ve ABD kısmı buradan geliyor. Yani orada herkesin bir çıkarı var. Mesela ABD'nin çıkarı var mı? Var. İran pasifize ediliyor. İsrail'in çıkarı var mı? Var. Direniş hattı kesintiye uğruyor. Türkiye'nin çıkarı var mı? Var. İşte terör patlaması işte bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışıyor. Suriye muhalefetinin bir çıkarı var mı? Var. 2019 sınırlarının çok ötesine gidiyor. Rusya'nın? Rusya'nın çıkarı şu. İşte Rusya şu an kaybetmiş değil ama çıkarı da çok yok. Pozisyonunu koruyor. Dolayısıyla Rusya o pozisyonu koruma noktasına güvence istiyor. En büyük mesele o. Zaten Rusya oyuna girerse oyun çok farklılaşır. Yani o hava gücüyle, tekrardan o varil bombalarıyla yüz binlerce insanın hayatı böyle ee, hayatına mal olacak saldırılar olursa mesela İdlib'de düşünsene 4,5 milyon insana saldırı yaptı. Nereye gelecek? Yine aynı noktaya gelmiş olacak. Ama e, sahadaki güç artık eskisi gibi değil. Dolayısıyla da şimdi burada mesele Esad'ın nasıl bir adım atacağı. Şimdi Peki. Esad diyalog kapısını kapatmaya devam ederse hala İran'la birlikte çok açık söyleyeyim. İran'la birlikte davranmaya devam ederse Suriye'de şunu görmemiz mümkün. Fırat'ın doğusuna sıkışmış bir PYD Esad işte Şam ve çevresinde sıkışmış bir Nusayri hükümeti. Sonra İdlib'den başlayarak Hama, Humus'a kadar gitmiş olan bir işte sünni hükümeti. Ve parçalı bir Suriye'yi görme ihtimalimiz de çok yoğun. Peki hemen hocama dönüyorum. Şu öngörüyü rica edeceğim sizden. Rusya ne yapar, Esad ne yapar sizce bildiğiniz Esad bir, bak Burada demin Nevzat'ın söylemiş olduğu aktörler var ya... He. Onlar içerisinde şu anda tek çıkar hesabı yapmayan güç aktör Rusya. Çünkü soğuk savaş döneminden beri zaten burada. Nevzat orada çok doğru bir cümle kurdu. Rusya mevcut pozisyonunu korumak peşinde. Şimdi daha önce burada ne, kim vardı? Wagner vardı. Ne vardı? 49 uçağı vardı. Şimdi anda 12 uçağı var. 12 uçağının da 9'u uçabilecek durumda. Bunun anlamı ne? Acaba kaç tane pilotu var? Şimdi pilotlarını da yukarı çekti Ukrayna'ya. Trump Rusya'ya ne dedi daha başkanlık seçimlerinde? Ben savaşları bitireceğim. Ve Putin bu açıdan yüreği serin. Çünkü bitirilecek. O onu biliyor. Zelenski iki gün önce kendisinin açıklaması var Amerikan medyasında da yayınlandı. İşte hani biliyorsun daha önce de söylemiştim. Hı. Kardeşim her gün gönderiyor bana orada. En çok ona inanıp güveniyorum çünkü. şey şöyle bir ifade, şöyle bir anlaşma meselesi var Zelenski'nin. Rusya'nın geldiği çizgi bütün burada kalabilir. Bunlar olabilir. Şimdi evet ben de uzlaşmadan yanayım ama daha sonra biz yine mücadelemize devam edeceğiz. Yani mahallenin namusunu kurtarmaya çalışıyor. En azından kendisini kurtarmaya çalışıyor. Fakat bu arada orada Ukrayna'da Almanya Başbakanı anlaşılmaz biçimde ve anlamsız biçimde bir atak yaptı. Yapmış olduğu atak ne dedi? 675 milyon euro vereceğiz. Niye? Niye yani yeniden alevlendirmenin anlamı ne? Rusya karşılığında bir cümle kurdu. Dedi ki Ukrayna'nın kesinlikle ve kesinlikle NATO'ya alınmasına taraftar değiliz. Hani bu onların savaş sebebi. Şimdi onu, şimdi bu tarafa geri dönüp baktığımız zaman kaybeden kim? Birinci sırada İran. Şimdi İran buranın en kaybedenidir. ABD çok net biçimde tavır koydu. Yani Pentagon'un tavrı net. Her ne kadar hani orada Trump'tı ya da bir sözcüydü birisi bunu dillendiriyor ama asıl oradaki fikrin sahibi Pentagon. Pentagon çok net biçimde söylüyor. İran Suriye'den kesinlikle ve kesinlikle ayağını kesecek. Pasifiz olacak. Kesinlikle evet, ayağını kesecek buradan. Fakat İran içinde çok ciddi bir problem var anayasası. İran anayasasının 5. maddesi 79'dan itibaren oradaki siyasal rejim ve sistemin yayılması şeklinde bir maddedir o 5. madde. O bağlayıcı bir maddedir. Ve ona göre hareket ediyorlar. Ama şimdi bir konjonktür değişti. Jeopolitik yorumlar değişti. Artık geçmişti Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi ya da Soğuk Savaş döneminin bittiği ilk 10 yılında olduğu gibi. Burada teopolitik belirleyici değil. Yani din, coğrafyaya uyarlanarak siyaset üretilemiyor. Şimdi bir ara bunu yapsılar. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi İran bakalım nerelerdeydi? Bir kısmıyla buradaki hani bağla, burada bağlamış olduğu unsurlarla Irak'taydı, Suriye'deydi, Yemen'deydi, i̇şte bir, bir de Lübnan'daydı, bir de çok az olarak Körfez'deydi, değil mi? Çok az. E şimdi ne oluyor? Ne diyorlar? Diyor ki İran buradan temizlenecek. Yine Trump'ın dün açıklaması vardı. Gazze'deki tutsaklar eğer bırakılmazsa orasının evet, cehenneme, cehenneme dönecek. Çeviririm. Orta cehenneme Evet, çeviririm. Hamas da bir açıklama yaptı. Dedi ki bütün saldırılarda 33 tutsak öldü zaten. Şimdi cehenneme çeviririm ifadesinin hemen ben nereye götürüyorum? İki tarihe. Daha geriye götürmüyorum. 11 Eylül 2001 sonrası açıklamaları. Yıl 2003 Kondeliza Rais'in o ünlü yazmış olduğu makale. Yani 22 devletin siyasal sınırlar ve rejimleri değişecek. Üçüncüsü artık hem ideolojik hem teorik bir mesele genişletilmiş Orta Doğu projesi. Hatta Erdoğan'a da uzun bir zaman tam 34 kere ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım cümlesi kuruldu. Ama ondan sonra bir fark etti ki Ankara bir dakikaya burada Türkiye'nin ismi geçmiyor makale bir dakika dur ne oluyor? Bize geldi iş. Ondan sonra o vurgudan ve o ifadeden vazgeçtiler. Doğru bir iş yaptı. Ben o zaman da söylemiştim. Şimdi doğru bir iş yapıyorlar diye. Sonuçta. İşte bazen uzun sürüyor Fark etmeleri. Sonuç. Şimdi ABD burada YPG, PYD şeklinde kullanmış olduğu bu aparat kanalıyla zaten burada. Bu bir. Dikkat edin. İslam diginden, ülkelerden hiç tepki gelmiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılıyor sadece. Şimdi herkes... Klasik. Klasik. Herkes Suriye'nin toprak bütünlüğü. İyi güzel demin sen ortaya bir kompozisyon koydun. Dört parçaya bölünecek. Üstelik de parça pinçik yapılarak dört parçaya bölüyorlar. Öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Burada başka türlü de bir şey yapamazlar Lübnan örneği ortada. Nasıl özür hocam. Suriye'nin Lübnan anlaşması diyorlar ona. Çok yaşa. Evet. Aynen öyle. Hı. Hani Peki daha önce Suriye de, Lübnanlaşırsa ne olur? da ne olur? Geçmişte Balkanization, Balkanlaştırma diye bir Hı. ifade kullanılırdı Osmanlı parçalatıldığında. Ne olur? Kısa, orta, uzun vadede artık burası bir huzursuzluk yatağıdır. Bir büyük kaotik yataktır. Ta ne zamana kadar? Petrolün çıkartılması efektif olmadığı güne kadar. Ondan sonraki süreçte Batı'nın burada Ve işi yok gazın, zaten. Gazın boru hatları başka yerden Geç. geçene kadar. Evet. Yani sonuçta buradaki yeraltı kaynakları ile ilgili bir mesele. O güne kadar ki iş. Şimdi Türkiye'ye gelince... Türkiye'nin özür Davutoğlu'yla Davutoğlu, yla, Davutoğlu yla şeyin... Esad'ın 53 mü 46 mı işte görüşmelerin ana meselesi de budur zaten. Aynen öyle. Şimdi Türkiye'ye gelince evet Türkiye için baştan itibaren koymuş olduğu çıkar planlaması ne? Benim güneyimde YPG, PYD bir Kürt devleti kurulmasın. Kurulamaz. Güzel. Peki Aynen geçmişte Irak içinde konuşuyorduk ya hatırlayınız orada da bir 35 kilometre meselemiz vardı bizim. Şimdi burada da bir güvenlik sınırı. O güvenlik sınırını 32 kilometre olarak belirlemişler. Onu askeri bir, bir hesap yapmışlardır. Çünkü Suriye sınırının çok temel bir özelliği var. Bu taraf gibi değil. Burası neredeyse hani biraz abartarak evet. söyleyeyim. dümdüz bir arazi. Evet. Ciddi problem var çünkü. O ciddi problemle bir gün buradan herhangi bir güçler koalisyonu tanklarını yürütmeye karar verirse tıkır 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 yürüyüp geliyor. Böyle bir büyük problem var. Onun için tabi bir de Türkiye o kadar büyük deneyimi var ki bu bölgeyle ilgili Osmanlı'dan beri canına okunmuş. Demi son terk ettiğimiz sınır bizim neydi? Mustafa Kemal Paşa nereden dönmüştü hatırlayın? Suriye cephesinden. Bakın burada olan biten kulakları çınlasın benim işte bin yıllık arkadaşım Mim Kemal Öke. Hı hı. Neredeyse 30-35 yıl önce bir kitap yazmıştı. Binbaşı Noel hmm. ilgili. Yıl 1919 bu istihbarat binbaşısıydı Noel. İşte Mim Kemal oradaki belgeler hem İngiltere'den o zaman orada tahsil görüyordu. Hem de Birleşmiş Milletler'in arşivinde çalışmıştı. Binbaşı Noel aynen bugün görmüş olduğumuz şu parçalanma bölünme var ya birebir o gün rapor veriyor, haritalar çiziyor. Hatta söylediği bir şey var, bu Kürdistan meselesi için diyor, ta Kars'a kadar götürüyor sınırı. Kars'a kadar götürüyor sınırı. Tamam. O zaman bu çok konuşulmuş demeyeyim Kemal, hani biliyorsun çok da popüler televizyonlarda. Evet. Sonra yavrum benim, o Nazlı İlal doğunca tabii. Ondan sonraki çekildi tabii Kemal. Ondan Hı -hı. sonra çekildi. Nazlı ilerde nasıl düğün düğün benim ya nasıl, nasıl böyle nasıl bir nasıl bir kalp var o kızlarda biliyorsun Down sendromlu bir kız evet. çocuğu çok seviyoruz Nazlı ilerde çok seviyoruz evet. öyle peki. çekildi bak şimdi o zaman şeyi çok bunu da niye söyledim biliyorsun şeydi ya, ayın üçü Hı. engelli evet, çocuklarla evet, ilgili evet. şeydi evet. bu işte ne bileyim ya bu çocuklarda dünya güzeli çocuklar dünya güzeli çocuklar peki şöyle bir toparlayayım şöyle nok var. çok çok şöyle noktalayayım bütün bu söylenenleri zaten Nevzat çok genel ve çok doğru bir çerçeve çizdi zaten çerçeveyi koydu sonuçta işte gitti orada konuştu o insanlarla. Şimdi burada ABD'nin istediği oluyor. Benim asıl sorum şu. ABD ve Rusya eğer her ikisi çıkarlarının örtüştüğü noktalarda buraları maddelere koyup 10 üzerinden 7 maddenin çıkarlarının örtüştüğünü gördükleri anda bunlar birlikte hareket ederlerse burada ne olacak? Hı -hı. Çatışma değil uzlaşmaya giderlerse burada ne olacak? Ne olacak? Ha, i̇şte ondan sonraki süreç buradaki bu haritaların yeniden çizilmesi zaten şu anda yeniden çiziyorlar ya. Ondan sonra çizilmesi edilmesi Türkiye için olağanüstü büyük tehlike başlıyor demektir. Türkiye için olağanüstü büyük tehlike var Rusya ile Amerika e, Suriye'de anlaşırsa Suriye'de değil bölgede bölgede anlaşırsa bölgede anlaşırsa, bölge anlaşırsa, bölgede bölgede anlaşırsa Türkiye için çok büyük ki Çünkü üç, ortak çıkarları var. Üçüncü bir ülke daha geliyor İsrail. Yani zaten. İsrail. Bu şu anda, da mesela Netanyahu'nun çizdiği şşt. haritayı hatırlatmak gerekir mi? Evet. evet. E, Netanyahu tercih edilen adam. O haritayı belki verebiliriz. E peki şöyle Hocam mesela millet soruyor ya bu iş niye şimdi başladı diye. Türkiye'de böyle insanlar e, hani bir meseleye bakıyor ama üstün körü. Ya 20 Aralık'ta Suriye'ye uygulanan yaptırımların tarihi doluyor. Yani 18 gün sonra. Niye bunu ifade ediyorum? Reuters'a bir haber düştü. Ki o haber düştü. 20 Ocak'ta. Hayır yeni haber düştü. O haber düşmeden önce de ben onu Körfez'de teyit etmiştim. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, İran'a Esad'a şunu söyledi. Bak yaptırımlar zamanı geliyor. Hı hı. İran'ı bu bölgeden çıkar. Sana yaptırımları kaldıralım. Ve aynı zamanda bu meselenin sula çözümü noktasına evet. sana yardımcı yani olalım. Bütün mesele İran'ın bölgeden çıkartılması. Baştan itibaren belli. Ve Esat, işte ben dedim o direniş hattını ben direniş ekseninin yanındayım cümlesini kullandıktan sonra iş değişti. Şimdi insanlar şunu söylüyor. E, tam bu anlamda işte muhalifler onlar da o savaş şey, coğrafyasını kendilerine göre okuyorlar. Kendilerine göre fırsatın. Çünkü şurada Trump gelmeden herkes bir şekilde tavrını almaya çalışıyor. Bravo. Herkes. Şimdi şunu herkes biliyor. Yani pazarlık masasına oturduğunuzda Suriye'de güçle oturursunuz. Kimse kızmasın ama Suriye böyle bir yer. Yani, o zaman ikincisini evet. söyleyelim bu cümlenin stratejide. Bu cümlenin ikinci kısmı ne biliyor musun? Peki ikinci kısmı şu. Masaya oturan taraflar o kadar güçsüz hale getirilmelidir ki Niye? masada ben onlara ortaya koyduğum her şeyi maksimum ölçekte kabul ettireyim. Peki. Tabii ki hepsi Şu kabul anda edilmez. Şu anda masadaki güçsüz Esad. çok güçsüz. İran bak güçsüz. çok güçsüz, tamam mı? Buradaki aktörler açısından Türkiye'nin talepleri belli. Türkiye'nin taleplerinin belli olmuş olması nedeniyle güçsüz. Ama öte yandan bölgenin büyük ülkesi olmuş olması açısından da çok güçlü. Çünkü yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı orada her ikisi arasında da kaldı. Şimdi o önemli. E burada evet Esad'a çağrıyı yapan ülke oldu. Bakın her ne kadar hani yine Esad'ın Suriye'nin dağıtılmasında dağıtılmasında Türkiye'nin de rolü varsa işin başından itibaren evet ama son tahlilde Türkiye'de bir takım yanlışları gördü, onu yaptı, bunu yaptı işte, ekonomisi bu hale geldi, allak bullak oldu, şu oldu, bu oldu. Sonuçta Türkiye'de oturdu, o da bir hesap yaptı. Dedi ki bir dakika. Şimdi burada Sünni Şii çatışmasının içinde kalıp, yarın öbür gün, ben de buradaki bu selefi grupların yanında yer alan bir ülke ya da bir iktidar olarak mı yer alayım, yoksa çıkıp evet tamam Bakayım. işte. Bak orada söylüyor adam. Onun için Netanyahu herkes açısından tercih edilen bir adam şu an için. Şu an için. En doğru kişi. Herkes için en doğru kişi. Niye? E bölgeyi darmadağınık ediyor adam. Hocam bir de yani esas Esad'a söyledikleri şey ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aslında ellerinde bir şey done davat var. Dediler ki Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı şeyini uygula. Burada kararında hmm. belirtilen siyasi süreci işlet diye söylediler. Ve burada çok açık ve net. Şu Şenad'da manşet olarak şunu söyleyebiliriz. ESA'da yapılmış gibi gözüken operasyonun esas hedefi İran. Burası çok net. Tabi tabi çok net. Burası çok, çok net ve net. tartışmasız. Tartışmasız, çok net. Ama kısa vade içerisinde şu an sahada gerçekten çok güçlü. Ee, bu bu kabul edilebilir bir şey ama uzun vade içerisinde bu güç pekiştirilir mi? Yoksa başka bir noktaya mı evrilir sorusu sürecin ve aktörlerin işin içine nasıl gireceği ile alakalı bir süreç. Peki o durumda Türkiye ne yapar? Şimdi Türkiye şöyle. İpek Türkiye'nin tavrı çok net. Şimdi bir belki Suriye politikası ile ilgili biz burada hep yanlışları söyledik. Türkiye'nin kandırmışlığını falan söyledik. Yani bunu tekrarlamanın bir gereği yok ama Türkiye bir şey yaptı. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda sürekli vurgu yaptı. bu hocam bilir uluslararası işlerde bu pratikte öyle mi davrandı? Ama pratikte şöyle. Şimdi senin toprağın gidiyor. Senin yanı başında birilerinin gelme ihtimali çok güçlü. Ne yaparsın? Gidersin orayı alırsın. Sahibi istediğinde sana güvenceyi verirse teslim edersin. Güvenceyi vermezse orayı tutarsın. Burası böyle. Ha, Uluslararası hukukta bu tartışılır. Ayrı mesele ama bu sınır güvenliğinin sana verdiği bir hak. Ama buradaki sorun şu. Türkiye açısından bu soruyu sorduğunda ikinci soru da şu olur. Esat bu bölgeleri koruyabildi mi? Tabii tabii. Onun temel soru Abi. şu. Şimdi Türkiye açısından temel soru şu. Sınırında gerçekten bir devlet mi ister yoksa sınırında bu terör örgütleri ya da adını her ne koyarsanız koyunuz bir mi o istiyor? örgütlerden oluşmuş olan öyle bir organizasyon mu ister tabii ki devlet ister. Bir de şu soru hocam ya esas şimdi Türkiye'ye diyor ki bak şimdi hani bu, ben bu meseleyi AK Parti'nin çok üstesinden bir devlet politikası olarak okuyanlardanım. Hani ben siyaset şey devlet evet. devlet önemli kardeşim Kesinlikle. Türkiye önemli. Şimdi mesela esas dedi yani değil ki. Sen askerini çek. Ya şimdi sen bunu söylediğinde adama derler ki bak bu senin komşun. Sen İran'a çek, real, çek dedin mi? Rusya'ya çek dedin mi? ABD'ye çek mi? Söylediği laf tamam gerçekçi şimdi değil sorun, ki. Işte sorun ne? Orada kararı esat vermiyor. Sorun bu. Yani şu an Esad çıktı. Mesela dünya kadar filan etti. Geçerli oluyor mu? Hayır. Esad çıktı. Dedi ki ben Rusya ve İran'sız bir şey yapacağım. Yapma şansı var mı? Hayır. Sıfır. Sıfır artı sıfır. Nereden biliyoruz? İşte... Buraya onlarla geldi. Bu hayır şu Mesela. anki noktada o fakat bir şey var. Şimdi ordu içerisinde 13 yılın bir yorgunluğu var. Bir önce hocam hı hı. onu açtı tam girmedi ama esasında şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya bunda ısrar Suriye'yi bölüyor. Yani biz bir yerde ısrar ediyoruz ama tamamı gidiyor. Yani bir de şu kötü senaryoyu düşünelim. Yarın İsrail'de girdi. Kötü senaryo. Güneyden girdi. Güneyden girdi. Güneyden girdi. Ve o biraz önce gösterdiği Netanyahu'nun haritası Girdi. Ne yapacak Esat? Yani sen muhaliflerle savaşamıyorsun. Ne yapacak şimdi? Böyle bir siyasi okumama biçimi var. Yani ona ben bugün baktım hakikaten ne oluyor falan diye. Şimdi Esat burada İran'a ve Rusya'ya yani şöyle Esat hala eski Esat. Ama bölge jeopolitiği eski değil. O değişti. Komple değişti. Ya çok Bak, değişti abi. Konjonktür değişti. bir şey söyleyeyim. Yani PYD, değişti. YPG, SDG. ne dersen de Okuma biçimi hesaptan sağlıklı biliyor musun? Ama, Bak, on, bir... ama onun okumasını kim yapıyor? Aa, onun okumasını işte ama... Amerika yapıyor. Amerika ama yapıyor bir şey söyleyeyim, söyleyeyim. ona okumasını. da güvenmiyorlar. Nedenini Tabii. söyleyeyim. Bak bu terör örgütü yöneticilerinden Muzaffer Hayat'a var. Hmm. Şu an hmm. esasında hmm. Ee, şeyi, bu Rojava Doğru dediğimiz kısmı Sabri Ok'la ok birlikte yöneten önde Mazlum Abdi gözüküyor ama arka planda onlar yönetiyor. Geçen gün bir yazı yazdı. Dedi ki aklınızı başınıza alın dedi de Burada Amerika Kürtler için bulunmuyor Suriye'de. İran ve İsrail için bulunuyor. Yani dedi ki Türkiye'de aslında bir mesaj o. Tabii. Hani bizi çok dövüyorsun da yani şartlar bizi buraya getirdi aslında bunu sen de anla tarzı bir yaklaşıma getirdi. Ve dedi ki bunlar hiçbir zaman için dedi Kürtler için burada bulunmazlar. Çok doğru söylüyor. Doğru çok doğru söylüyor. Bu aslında PKK içinde de tartışılan meselelerden bir tanesi. Ama geldiğimiz nokta itibariyle öyle bir yola geliyor ki pek tersini söyleyeyim. Şimdi ABD bu bölgede varlık nedeni neydi? YPG'nin? DAEŞ'ti. DAEŞ'le mücadeleydi. Şimdi Türkiye dedi ki DAEŞ'le mücadeleyi ben üstleniyorum. Senaryo çizelim. Güvenceyi de veriyorum dedi. Zaman istiyorum dedi bir sene. Türkiye dedi bu. Evet. Bir sene zaman istiyorum dedi. Ve gerçekten de bir mücadele etti. Ve YPG'ye o ana aksa aldı. Yani ABD'nin elindeki o ana aksa aldı. Alabilir mi? YPG bunu biliyor biliyor musun? Yani şunu çok net söylüyorlar. Çünkü daha önce Hol Holkamp'ını Türkiye'ye teklif ettiler zaten. ABD'lerin tek derdi YPG falan değil. Hani biz her yerden çekildik. Çok güvensiz bir partner durumuna düştük. Dolayısıyla da ya bunlarla çok fazla hırpalamadan birisi bunlara sahip çıkar mı? Birilerine teslim edebilir miyiz? Yaklaşımı içerisindeler. O nedenle şimdi bölgede herkes şunu farkında. ABD ve Rusya kendi arasında anlaştığında İsrail'in güvenliği sağlandıktan sonra bölgede ABD'nin durmasını gerektirecek bir şey yok. İşte Kore'yi gördük şimdi. Gerek yok. Ya YPGP'ye de İsrail'e emanet eder. yani Bir emanetçi ya da, olarak. Ya da Rusya İran'ın güçsüzlüğünden dolayı Tabii. partner olarak İsrail'i seçer. Peki e, İran, şimdi Aslan'a sürecinde Türkiye'nin yerine bölgeden getirmediği bölgeden ödevlerden gidecek. biri olarak Hı. görüldü öyle değil mi? Neyi? E, cihatçılarla e, mücadele. Ya. Evet. Tamam evet. doğru. Doğru. Evet. On söylediği doğru. Hayır, Rusya öyle görüyor Rusya, Rusya tarafından. Cihatçılarla yani şey mücadele yani. etmediği. Ama Rusya işte diye. bak. Rusya cihatçılardan ne anlıyor? Rusya cihatçıların Türkistan İslam Partisi gibi Özbeklerden, Çeçenlerden oradan buradan gelmiş. Rusya'nın derdi şu. Çok açık net ifade edelim. Kimsenin derdi öyle cihatçı, cihatçı dedikleri adamlar değil. Burada benim mensuplarımın bulunduğu ve bu savaş bittiğinde bana dönmeyeceğinin garantisini verin bunları ne yaparsanız yapın. Bütün dert bu. Yani şimdi hol kampı dedim biraz önce. İşitlerin kampı. Hol kampında en çok Avrupalılar var. Evet. Avrupa vatandaşları var. Hiçbir Avrupa kendi vatandaşını o kamptan alıyor mu? Hayır almıyor. Kim kime teslim etmiş orada? EPG'ye teslim etmiş. Niye almıyor şimdi o kampta vatandaşını alsa o kamp zaten boş alacak. Oradaki vatandaşlar Türk vatandaşı çok değil ki. Bilmem ne vatandaş değil ki. Ağırlıklı olarak %80-90 Avrupa'dan gelmiş. İşi de katılmış. Avrupa menşei insanlar. Yani bak şimdi Şunlar ne kadar nasıl kör gözle bakıyorlar ya. Bak bu Avrupa'dan gelenlerin buraya yönlendirilmesinde kimler aracılık etti? O ülkelerin istihbarat örgütleri. Öyle mi? Güzel. Onların cebine parayı kim koydu? Onların eline silah kim verdi? Değil mi? CIA, MI6, Mossad. Ana unsurlar. Bütün o Avrupa'nın vatandaşları. Şimdi Avrupa ne düşünüyor Batı? O ülkeler diyor ki ya bu adamlar bir. Burada geldi. Zaten profesyonellerdi ama gittiler orada savaşçı. Bir de artık bunlar orada tırnakçasıyorum, cihatçı oldular. Şimdi bana geldiği zaman ABD'nin geçmişte yaşamış olduğu Vietnam sendromu gibi bir büyük problemle biz karşı karşıya kalacağız. Ülkenin içinde toplu ölümlerden tutun bilmem neyine kadar büyük problemler yaşayacağız. Önlerinde çünkü ABD var. Dolayısıyla niye tekrar almıyorlar o? Ama orada işte Merkel'in işte yayınlanıyor. Ne olmuş Ahmet Davutoğlu orada? Neyin pazarlığını yapmışlar? Nasıl aldatılmışlar? Efendim siz bunları alın. Sizde kalsın. Evet para da vereceğiz. Vize şey serbest, serbest vize. Hı hı. Hiçbirisini yerine getirdiler mi? Hiçbirisini yerine getirmediler. Hiçbiridir. Hiçbirisini. Şimdi Davutoğlu Ahmet Bey herhangi bir yere televizyona gidiyor konuşma yapıyor. 150 tane korumayla falan dolaşıyor beyefendi. Niye be efendi? Niye? Niye? Fonksiyonun ne senin? Senin fonksiyonun ne? Önce bu ülkeyle ilgili kalk bir özür dile. Kalk bir özür dile yahu. De ki bir de hata yaptım ya. Hata yaptım. Bu yaptığım hatayla Erdoğan'ı da yanılttım. Bu hatayla işte onda yaptım. Türkiye'nin başına bütün bu işleri ben açtım. Belaları ben açtım. Çok özür diliyorum ya. Kabul etmiyor anladım. Kabul, kabul etmiyor, etmez Tözemine ki. Çıkmıştı, başka bir şey söyledi tabii. Et, kabul etmiyor. Aç dedi, değil mi? Yoksulluk çekiyor e, sığınmacılar dedi. Şimdi devam edeceğiz. Bir şey söyleyeyim yap bir Şimdi şey yoksulluk çekiyormuş Türkiye'deki sığınmacılar mı? Vay, vay vay vay. Bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Ha, ha, özür diliyorum ama hala yalan söylüyor ya. Ayıptır ya. Gerçekten ayıp ya. Bu, Türkiye ekonomisi niye bu hale gelmiş? Niye gelmiş bu hale? Ya vatandaşlık satmadık mı 400 bin dolarla? Emlakçılar kandırmadı mı ya? Allah'ınız aşkına. Ya tövbe tövbe. Bununla Neyse. ilgili bir şey söyleyeyim. Hocanın bu Avrupa şeyi bak o kadar iki yüzlük yapıyorlar ki şimdi HTS'e terör örgütü değil mi? Terör Kabul bütü. ettiler. Türkiye'de kabul etti, Avrupa'da kabul etti değil mi? İdlib'de 4,5 milyon insanı kim yönetiyor? Kim yönetiyor? HTS'i. Birleşmiş milletler ABD yardım kurumları hepsi kimle çalışıyor? Mehteşe. Evet. Tamam. Şimdi ama bu o kadar da radikal değil zaten değil mi? Amerika'ya da sürekli kendisinin radikal ya, olmadığını anlatmaya çalışıyor. Şöyle Mehteşe iske değil. Onu ayrı konuşuruz. Çok e, bir onlar da artık uluslararası yani kabul de, görmek şey, için. Hatırlarsanız da Deli Telegraf da böyle yazdı ya. Hı -hı. Onlar, artık, onlar da böyle yazdı. Hayır değiştiler onlar çünkü yani kendilerine göre değiştiler. O Ciolani bile takım elbiseyle istemiyoruz, istemiyoruz. Ya şöyle diyor, el kaydeden ayrılma değil mi? sürecinden sonra bölge gerçekliğiyle biraz daha baktılar ki yani selefi görüşlerini tutuyorlar ama o eski şeyleri yok. Peki şimdi yani bize yani mesela işte Hedefe, örgütü vesaire falan tamam doğru. Uluslararası anlamda Türkiye'de kabul etti 2018'de bunu tamam. Evet, Cumhurbaşkanı imzasıyla. Ev, bakan, bakanlar kurulu yayınlandı. Birleşmiş milletlerin tabii tabii yayınlandı. Peki siz işbirliği mi kestiniz? Hayır. Batı'nın hepsi İdlib'de şu an gidin. Birleşmiş Milletler'den de gidin ABD'den de Avrupa Birliği fonlarından da hepsi orada. Bu neye çok benziyor biliyor musun? Afganistan sürecine çok benziyor. Yani Peki neden sürecine. Afganistan sürecine benziyor? Kısa bir ara verelim devam edelim. Evet karşı karşıya devam ediyor. Suriye'yi konuşmaya, bölgeyi konuşmaya devam ediyoruz. Az önce reklama gitmeden önce Afganistan e, örneği olabilir dedi Nevzat. Öyle değil mi Nevzat? E, Af ABD, neden? Açısından ABD, açısından yani. açısından. ABD açısından Neden, söylüyorum. Açısından söylüyorum. neden öyle dedin? Ya şöyle şimdi ABD Taliban'la ilgili biliyorsun savaştı, onu yaptı, bunu yaptı ama en son çekildi ve her şeyi bıraktı. Sonra? Tek... Temas kurdu. Sonra Taliban şimdi bir hükümet kurdu orada. İşte uluslararası anlamda. Ne ne oldu? İşte Rusya'ya karşı Çine karşı, ta uzun vadede göreceğiz yani İran'a karşı ki biliyorsun birkaç defa akıllarınca şey İran geldi. İran'a karşı bıraktılar Evet. Şimdi Nezat. yalnızca İran'a karşı. İşte onu, hocam zaten mesele işte bırakıyorlar bunlar da birkaç defa biliyorsunuz sınır altında bir çarpışmalar falan oldu. Artı İran'ın biliyorsunuz Suriye'de Zeynebiyet Tugay'ları falan Hı -hı. var. Bu Afganistan'dan gelen Fatih şeyleri falan var. Ee, kendi milis güçleri falan Afganistan'dan getirdiği baya bir milis gücü var orada. Dolayısıyla da şimdi ABD açısından heyet tartışam için söylüyorum. Yani bugün sağ pratikinde terör örgütü dediğiyle yarın çıkar neticesinde onu alıp yani ne yapıyor? Çok basit. İsim değiştiriyor. Komuta değişiyor. Yeni bir örgüt. Ondan sonra önceki terör örgütü oluyor. Sonrasında bir şey olmuyor. İşte bunun tipik örneği ne? PKK. İsim değiştirdi. Kadek oldu. Türkiye'de hala herkes PKK diyebiliyor. Kadek oldu. PKK'yı terör örgütü listesine aldı. Evet. YPG'de ne var? YPG'yi ulusal kurtuluş mücadelesi yürüten bir hareket olarak görmeye başladı. Eşim şimdi Türkiye ne diyor? YPG de benim için terör örgütü diyor. PKK da terör örgütü. Şimdi Batı biraz böyle baktığı için şunun için söylüyorum. Yani bizim sınırımızda HTS evet Selefi mi Selefi? Radikal mi? Radikal. ılımlı halveye gelmeye çalışıyor mu? Çalışıyor. Yarın Türkiye açısından çıkarları bir mavi bir değil. Onda altını çizmek gerekiyor. Yani çok açık böyle insanlar tamamıyla sanki Türkiye örgütüdür Türkiye tarafında. Hayır öyle bir şey yok. yok öyle bir şey evet, böyle bir şey yok. Bunu kendi şey var. Ya yarın ÖSO kimin elinde kalır belli olur mu Allah'ınız aşkına. Ya yani sınır hattında biliyorsun Türkiye bir tampon bölge koydu sadece HTS ile komşu olmama anlamında. O nedenle şimdi ABD'nin olaya yaklaşımı YPG açısından da aynı. HTS açısından da aynı. Diğer örgütler açısından da aynı. Değişkenlik gösteriyor. Şimdi herkes şöyle bekliyor. Yani ABD İşitle mücadele noktası ben çok açık ve net söyleyeyim. Yani ben işit konusunda 2012'de daha millet işit falan derken 14 günlük yazı dizisi yaptım Habertürk'te. Valla işitin kurucularının kim olduğunu işitlere sonra onlar da doğru dürüst bilmiyorlar ama istihbarat örgütleri ne etkin olduğunu yapılan eylemlerde görün. Yani işit ilk nereye gitti? Irak'ta ilk saldırdığı yerler neresiydi? Irak anayasasına göre statüsü belirlenmemiş yerlerdi. Öyle bir üst akıldı ki yani düşünebiliyor musunuz? Irak anayasası yapılmış vilayetlerin kimde olacağı belli değil. Yani Kürt hükümetinde mi olacağı, merkezi hükümette mi olacağı belli değil. İşte Sincar bunlardan bir tanesi mesela. Musul yine aynı statü içerisinde. Gitti oralara saldırdı. E sonra onun öncesinde hatırlayın Musul meselesinde mesela Arap parında çok Irak etkilenmedi. Orada bir Haçlı Şabi gücü oluştu mesela. Şimdi Haçlı Şabi gücü nasıl oluşup da 500 bin kişi Irak ordusuna dahil oldu? Şimdi bunlar bir üst akılla yönetiliyor. Şimdi Suriye meselesinde çok net bir tavır var. O tavır da şu, Evet Türkiye sağdaki gerçekliği gördü. Şu an gerçekten oyunu değiştirecek bir manevra oluşturdu. Bu manevranın uzun sürüp sürmeyeceği, nasıl sonuçlanacağını biz yakın zaman içinde bölge ülkelerinin, Amerika, İsrail'in ama esas Rusya ve İran'ın tavrında görmüş olacağız. Ama şu bir gerçek, bütün bu yapılar içerisinde Esad'ın gitmesine yönelik olarak herkes hazırlıklı mı? Bana göre değil. Yani bana göre şu an Esad'ın gitmesinden ziyade, Esad'ın bu Birleşmiş Milletler'in bahsettiğim kararı ve o karar neticesinde Suriye'de çoğunlukla birlikte bir yönetimin herkesin kendisini ifade edebileceği bir geçiş noktası bekleniyor. Yoksa Esad'ın gitmesi istenirse, Esad'ın gitmesi kişi olarak çok şey değil. Ha şu olabilir ama. Şimdi öyle bir Esad'dan bir nefret var ki Esad'ın yerine mesela onun kabinesinde başka bir isim gelse onunla daha kolay uzlaşılabilir. Bunu muhalefet de söylüyor. Bunu yabancı ülkeler de söylüyor. Yani böyle bir şeyin olma ihtimali de söz konusu. Bir iş adamının ismi falan geçiyor. Hani bunlar tartışılmıyor değil. İran ne verecek sorusunun cevabı biraz burada. Yani İran şimdi her taraftan sıkışıyor. Her taraftan sıkışıyor. Şimdi Hizbullah meselesinde gördük. Değil mi? Mesela Yemen'de Husiler'de bir hareketlilik var mı hocam? Çok uzun süredir herhangi bir şey yok. yok. Eşim Irak'ta Haçlı Şabi. Bakıyorsun zaten ABD Irak'ı çok net biçimde Tehdit etti. Uh -huh. e şimdi Trump'ın gelişiyle birlikte burada bir pozisyon alma var. Bu pozisyon alma ile birlikte Trump'la birlikte masaya herkes oturacak ve güçlü şekilde oturmak istiyor. Burada şu an olan Esad ve İran oluyor. Yani o Esad hak etti, bana göre hak etti. İran kendi çıkarlarını önceleyerek zaten Suriye'yi bu hale getirdi. Yani çıkarlarını önceledi. Yoksa şimdi İran'ın Suriye'de ne işi var? en basit. Direniş hattı meselesine gündeme getirdi. Peki şimdi direniş hattıyla ne yapacaksın mesela? Yani şimdi Suriye'den arada bir Irak var. Sana gelene kadar. Şimdi bu politika da artık Irak şey İran'da çok ciddi anlamda sorgulanır bir politika. Yani ben savaşı önceleyeceğim. Kendi topraklarıma taşımayacağım. Dolayısıyla vekale savaşı yürütüm örgütler savaşı göğüsleyecekler. Bana hiçbir şey olmayacak. E onun olmadığını biz İsrail saldırılarında gördük. Yani füzelerin atıldığını falan gördük. Burada İpek düğüm noktası çok kimse tartışmıyor ama İran nükleer meselede bir taviz verirse, Batı bu tavizi alırsa ve İsrail bu noktadan da emin olursa bölgede birçok şey değişir. Evet, şimdi bir video izletmek istiyorum size. Suriye Milli Ordusu ve HTŞ'nin saldırıları sonrası kontrol altına alınan bölgeleri ilk olarak vatanından uzakta olan Suriyeliler ilgi gösterdi. Şu en son 10 yıl önce görmüşler memleketlerini. Görünür Saydam Arapçada biliyor. ااا ميكروفون زغتون راه باي سي اليوم كونسول كم سنة بعد نروح من ادلب؟ ما فهمتهاش صار لك حدا صار اربع سنين اربع سنين مين في هنا من حلب ادلب؟ في عيلتي هون كلها ما في يعني بتركيا ما لي حدا الله انا بدي انزل حاج ايش من حاجة؟ حاسه انه يعني شعور حلو هيك مبسوط كثير يعني مبسوط انه تحررت بلادي ومنطقتي وجاريتي صار عشر 10 سنين عند النظام إيه تحررت بدي ارجع عليه إيه. كمان يجي من تركيا ولا على طول تركيا؟ خلي من ادلب؟ لا ما ارجع بدي اضل بدلب على طول اذا إيه بدي اموت هناك ما عاد ارجع لهون خالصين 11 سنه 12 سنه ايش سوي من هنا؟ كنا اول شيء كنا بقام بعد طلعنا على مدينه بماردين اشتغلنا هلا بدي انزل طوعي من وين روح؟ من ماردين بدي على حدا بعدها ادلب شو بتحسه؟ ايش من حسي؟ والله حاسين مكيفين ايش بدنا يعني؟ الحمد لله رجعنا على بلدنا هلا بعد ilgili bir şey söyleyeyim. Ben <laughs> yazının girişini öyle yazdım. Bu gördüğüm bir fotoğraf üzerine de yazdım. Bir taksicinin anlatım üzerine de yazdım. Halep'e çocukken terk edenler, 7-8 yaşında terk edenler asker olarak döndüler. Böyle bir gerçeğimiz var. <laughs> ee, bu niye önemli? Birincisi 800 bine yakın insan Halep'ten göç etti. Şimdi Türkiye'de çok tartışıyorlar giderler mi gitmezler mi falan. Buna üç gruba ayırmak lazım. Hı. Yani çok iyi hali vakti yerinde evet. olan, parası olan, keyfi olan o en sonu bekler. Tam böyle görmek ister. Yani orasının düzeldiğini görmek ister güven bir şekilde. Güven yani güven Hı. hepsi için geçerli ama biraz daha tam otoriteyi ve kendi konforunu konforla alanlar görmek İkinci evet. kısım bunlar bir şekilde ticaretini yapan, işte parasını kazanan ve dolayısıyla da iki taraf için de bir hem burada kalır işi orada da gidip görür. Bakar olursa gider ama üçüncü grup işte biraz önce gözlendiğin gibi burada hocamın da bahsettiği itilip kalkılan işte gündelik işlerde çalışan bir şekilde hayat standardı iyi olmayan hani burada da kendini çok mutsuz hisseden insanlar bunlar giderler. Bunu nereden biliyoruz? Mesela o zeytin dalı ve diğer operasyon yapıldığında giden insanların sayılarından biliyoruz. Ha Gidilir. Ama gidilmesi için üç şey lazım. Bir, güvenli bir bölge güvenli lazım. Bölgen. En önemli mesele. İki, o güvenli bölgenin uçuşa yasak olması lazım. Üçüncüsü de insanlı yardım koridorlarının açılması lazım. Çünkü ben bunları yaşadım biliyorum. Mesela Halep'te gerçekten ben bulunduğum dönem içerisinde gördüğümde şey yapmıştım böyle o fetvaları. İnsanlar biliyorsun kedi yeme fetvaları aldılar orada. O kuşatmalar çok uzun sürdü. Yani... Aylarca kuşatılan yerler vardı. Ya birinci Dünya Savaşı'nda da Türk ordusu çekirge yemişti. Düşün. Aynı çekirge Hı? yeme fetvası aldılar. Düşün. İpek bildiğin çöl çekirge. kuşatma altına Hı, giriyor ve şey kalıyor. O nedenle burada insanlar güvenli alan oluşturduğunda bu gidilebilir bir alan ve çekim merkezi olabilir. Şimdi Halep'te unuttuğumuz bir şey var. Halep Suriye'nin ticaret merkezi. Evet. Mesela Ermeni nüfusunun da ticaretle iyi yorulduğu. Gerçekten Halepli tüccarlar dediğinizde ta Anadolu'da bile onların şeyi vardır. O nedenle Halep aslında bir normalleşebilirse Türkiye'de göç meselesini biz uzun süre böyle yumuşak şekilde geçişini görebiliriz. Çok bak doğrusun şimdi Suriye'den gelmiş olanlar gider. Tehlike nerede biliyor musunuz? Afganistan'dan gelmiş olanlar. Afganlardan. Onları bir yere gönderemeyeceksiniz. Onlar tekrar Türkiye için gelecekte ulusal güvenlik meselesidir. Eğer bu ülkenin içinde iç savaş falan birileri çıkarmayı planlıyor, ediyor, bilmem ne yapıyorsa o eğitimlilerle yapacaklar. O eğitimlilerle yapacaklar. O bunu nasıl göremediler? Onları nasıl kabul ettiler? Onu bilmiyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim yani bütün bunları da konuşuyorum. Ben biraz da havayı dağıtayım diye. Hem sizin de birazcık şey yapayım. Bir kere 10 Ocak'ta Kars'ta olacağım. Nerede? Kars. Ya, 10 2 olacak. Ama sen ev var mıdır? Ben Suriye'ye gidiyorum. Hoca Kars'a gidiyor. Yurtdışına gidiyorum. Şimdi üstelik Kars'taki gruba o menüyü falan klasik Kars yemekleri kendim veriyorum şeyin ne reçetesini. Ne evet, öyle hocam? Reçetesini kendime. Hayır yok canım ya. Ya Kars'a gittiğin zaman kaz yemeyeceksin. Artık Kars kazı yok. Adana, Hı. Yozgat, Samsun Aynı bilmem ya. ne kazı. Tabii canım. Ama ona solunu yiyordur en azından ya. Yok canım hayır şey değil. Hı. Bir kere şey değil. Pazar sabahı da iki gün. Pazar sabahı da Erzurum'a geçilecek. Kongre Biz binası. Biz çalışıyoruz. Hocam geziyor ve <laughs> Kongre, bunu oturup bir programda anlatıyor. Ben yani. mesajlara niye bakıyorum biliyor musun? İzleyicinin en tipik ne olacak onu merak ediyorum. <laughs> Şimdi şeye bak. Evet. Benim kendim anlatıyorum çünkü orada Kars tarihini falan. Gelmek isteyen varsa Hitit Tur'u arasın. Gelsin dinlesin. de Ankara'dasınız. Bu ayın misin? yedisi. Asıl ayın yedisi Ankara Kitap Fuarı'ndayım. Alfa Yayın Evi'nin standında. İşte orada yani izleyiciler, okuyucular falan gelirse Hem yani dertleşiriz çünkü konferansım yok. Hmm. Kitap imzanız Konferans var, kitabı var sadece. Var sadece. Bir de şey, sana çok teşekkür ediyorum. Kitabın tanıtımıyla röportajı, kaleminden çıktı. Sağ ol, var ol. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Pazartesi ederiz günü. hocam. Gayet elinize sağ ee, sağlık. Sana sorular var, onları ileteceğim. Hiç tırşık yediniz mi hocam? Hayır. Ben ha. yedim. Ha? Ha? Annem ne? yapar. Tırşık. Oo, tamam. Yani Adıyamanlılar hocam tırşık yedim diye soruyorlardı. Hmm. Şey evet. değil mi o, e, hamur? Tırşık bizde aslında şeyin türlünün başka bir versiyonu. Hmm. Tırşık deriz biz. Şimdi ben orada bir evelik çorbası yaptırtacağım, iki hangel yaptırtacağım orada. Patatesli erişte pilavı yaptırtacağım ve bir de omaşlı helva. Evet. Plastik. Beni de kendinize çevirdiniz burada. Hakikaten <laughs> <laughs> biz Suriye'den yemeğe nasıl yani geçtik? Suriye'den yemeğe <laughs> nasıl geçtiniz? <laughs> evet bir parça. İnanılmazsınız. Bir, bir parça soluklanılsın. Suriye mutfağı da çok zengin değil mi? Sen oraya çok gittin geldin. Ben zar. seviyorum Suriye'yi. Halep Suriye mutfağı, mutfağı dünyanın evet. en iyi mutfaklarından biri de bir izleyici soruyor. Hoca Kars'a giderken de aynı şıklıkla mı gidiyor yoksa? Mecburen. Diyor Mecburen. Yani, Mecburen. Yani imajdan hiçbir Hocam Halep mutfağı var. şöyle. Halep <laughs> mutfağı ben 2000'de Suriye'ye gittiğimde Gerçekten Halep mutfağını gördüğümde Maraş'ı, Urfa'yı ve Mardin'i çok iyi anladım. Şuraya baka bak, o ülkeyi ne hale getirdiler. ya, Şuraya bak, bak nasıl bir turizm Çünkü olur. Çünkü aynı. Değil mi? Gastronomi, turizm Halep olur. Kalesi aynı, hocam. O mesela şimdi fotoğrafları veriyor arkadaşlar. Ben 2000'de gittiğimde o Halep Kalesi'nin bir özelliği var. Etrafı böyle suyla çevrili olduğu için o kale savunması falan şey. Ve dünyanın hakikaten en güzel şehirlerinden bir tanesi. Ama o savaşta gittiğimde sonrasında mesela o gördüğüm camileri böyle sokak taş çok muhteşemdir onun. yani şöyle bir bakıyorsunuz ya Rabbi diyorsunuz ya. Nasıl bir cehenneme çevirebiliyor insan yani? İnsan kendi eliyle evet. böyle bir şeyi cehenneme nasıl çevirebiliyor? Ya şey, cehenneme nasıl çevirebiliyorlar şeyi söyleyeyim. Bir kere ABD bir cihan imparatorluğu kurma peşinde. Tamam cihan imparatorluğu kurma peşinde olduğu için orada efendim Mustafa olmuş orada Ayhan olmuş orada Alper olmuş Erol olmuş Nevzat olmuş umurlarında değil. Çıkarları. Çok yaşasın. Hiç 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 oraya o kim gelmiş kim gitmiş hiç şey umurlarında değil. Şimdi sana 4-5 tane soru var. Ortak şey birleştirerek sorayım onlardan birisi cevap şu. var mı? Yok. Cevap vermeme hakkın yok. Net cevap. bir diyorlar ki bugünkü bu şu mevcut iktidara gerçekten Nevzat Bey bir kere inanıp güveniyor mu? Burada doğruları yapacağı konusunda ve kendi siyasal çıkarlarına hizmet etmeyecek şekilde yani devlet çıkarları bu birinci husus. Sor. Hemen cevaplım sonra Peki hocam. bunu sor, ikincisini sorayım. sor. O kadar sorayım. ciddi bir boyuta geldi ki AK Parti'nin çıkarı değil, iş devletin çıkarı konusunda. Yani AK Parti falan tırnak içinde söyleyeyim. bambaşka bir yerde. Şu an gerçekten işi planlayanlar yani bu süreci böyle planlamamış olsalardı biz çok farklı bir tabloyla gelirdik. Şu an AK Parti hükümette ayrı bir şey ama şu an devletin bekasını kim düşünüyorsa, kim karar veriyorsa bilmiyorum. Derin devlet mi derler, başka yapı mı derler bilmiyorum ama gerçekten çok ciddi anlamda bir adım atmışlar ve ben o adımı bu Suriye politikasıyla birlikte Orta Doğu politikasının değişimiyle birlikte zaten görmüştüm. İş o noktaya gitti hocam. Peki ikinci soruda şu Belki ona İpek de bir cevap verebilir. Yani İpek, sen gerçi bu biraz politik soru. Onun için senin de düşünceni de merak ediyorum. Bari izleyiciler de o yanıtı almış olsunlar. Söylenen şey şu. Madem ki daha önce işte Erdoğan Esata çağrılar yaptı. Hı hı. İşte sonra madem ki hani gelmiyorsun, birleşmiyoruz. Buradaki bu muhalifleri tutuyordu. Ama sonra bundan vazgeçti. Bu konuyu, bu hususu Cumhurbaşkanlığı seçiminde cümlelerinin ifadesiyle söylüyorum. Yani Erdoğan da kusura bakmasın. Erdoğan bunu tepe tepe kullanır mı? Ne dersiniz? Hocam şöyle. Ben gerçekçi bir insanım. Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı her şeyi tepe tepe kullanır. Siyaset yapma biçimi budur. Başladık ama... zaten. Heh. Çünkü dün yaptı bu ya da bugün e, hatırlamıyorum. Açıklamada dedi ki e, ne kadar haklı olduğumuz görülmüştür. Şimdi bunu Peki. kullanır. E, ama o bir izleyicinin önceki soruyla bağlantılı olarak söyleyeyim. Şimdi Sayın Bahçeli açıklama yaptığında herkes ne dedi? MHP'nin oyu yerlerde sürünür. Değil mi? Hı. Yani Herkes de biliyor ki bu MHP oyu kazandıracak bir yaklaşım değildi. MHP'nin oyu konusunda hiç kimse hiçbir şey tutturamadı. Hiçbir tutturamadı. Zamanı. Şöyle, bir, haksızlık yaptılar çünkü sürekli. Anket firmaları sürekli böyle 3 puan, 2 puan şey gösterdiler. Böyle biliyorsa hep barajı. İki partiyi evet, %15 göstermişler. Barajı aşamayan yani. bir şey vardı. Dolayısıyla da şu anki bir akıl, bilmiyorum yine söylüyorum. Yani bu... Devlet haklıdır, hükümet haklıdır, milli istihbarat başkanlığıdır, emniyettir, milli güvenlik kurudur. Neyi onu bilmiyorum. Ama gerçekten şu an Türkiye'nin Suriye'deki kurduğu oyun şu an için diyorum yani bu kısa vade için diyorum birçok şeyi değiştiriyor. Hı hı. Ama uzun vade içerisinde bu yönetilebilir bir şey midir? Bu dış ülkelerin tavrına göre değişebilecek bir şey midir? Bilmiyorum fakat ana iskelet duruyor. O ana iskelet neydi? Yani hatırlayın mesela şimdi hama humusu falan konuşuyoruz ya gözlem noktalarımızın ne kadar ileride olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi burada ABD'nin yapmak istediklerine karşı ki gerçekçi olmak lazım. Yani şimdi Türkiye çoğu zaman da ABD'yi düşman gibi karşısına alıp bir şey yapamıyor. Ne yapıyor? Onu engelleyecek noktalar neyse ona göre hareket etme, ona göre bir oyun sahası kurmaya çalışıyor. Yani şimdi YPG'ye o kadar silah geldiğinde hepimiz uçakları, tankları, şeyleri görmedik mi? Ama bunun neticesinde sahada çevik gücü düşünelim. Çe sahada İranlılar, çevik güç, çevik bak, güç nereden? Sahada İran'la da, ABD ile de, Rusya ile de. Çevik güç diyenler var. Rusya'yla da. Rusya da zaman zaman çarpıştığımızı biliyorum. Burada hocam, e, bence biz hep ABD falan diyoruz ya. Tamam. Uluslararası müesses nizam demek en doğru cümle tamam, aslında. O tamam, o o güzel. O güzel fakat bölge ülkelerine de bakmak lazım. Yani bölge ülkeleri kimse kusura bakmasın. Yani tamam biz mesela Arap bağrında taraf olmakla suçlandık ve taraftık çünkü seçilmiş hükümetler vardı. Onlar ihvana yakındı biz o taraf olduğumuzda insanlar siz ihvancısınız dediler o ayrı bir şey. Ama seçilmişlerdi. E tamam şimdi Türkiye'ye baktığın kadar bir İran'a bak. Değil mi? Bir Körfez'e bak. Bir İsrail'e bak. Yani ben şunu anlamıyorum bu ülkede çok açık ve net söyleyeyim. İş milli meselelere geldiğinde bak hükümet üstü söylüyorum. Ya işte Esad'la bir yanlış yaptık mı? Suriye'de yaptık kardeşim tamam. Kandırıldık mı? Kandırıldık. E biz el uzattık mesela Sisi'ye. E bu tek taraflı olmuyor ki. E eski Sisi mesela normalde karşı çıktı değil mi? İlişkilerimiz kötü olduğunda kötü oldu. Tavır da koydu. E Sisi niye barışma ihtiyacı hissetti? Sadece Erdoğan hissetmedi ki. Sisi de hissetti onu. Birleşik Arap Emirlikleri de hissetti. Suud hissetti. Çünkü bu işler karşılıklı çıkar üzerine kuruluyor. Siz oyun deniyorsunuz. Bakıyorsunuz oyunuz tuttu. Tutmadığı zaman yeni bir oyuna giriyorsunuz. Yani bu sadece Türkiye açısından böyle değil. ABD açısından da böyle. Biraz önce HT şeyi Afganistan o yüzden anlattım. Ama burada bir gerçeğimiz var bizim. Biz Bedeller bu... ağır olunca. E ağır oluyor tabii yani. Bütün her tarafta ağır ya, oluyor. Umurları değil ki ama unutmayınız. Bir, emperyalizm dediğiniz olgu. iki hala sömürgecilik ruhu. Ve çok kimse galiba şurada yanılıyorlar Nevzat hala sanıyorlar ki konjonktürel yapı jeopolitik 20. yüzyılın jeopolitiği 20. yüzyılın konjonktürü. Hayır, 21. yüzyıl farklı tanımlandı. 21. yüzyılın kavgası Pasifik'te ve Trump'ın kavgası nerede olacak? Pasifik, Çinle ekonomi savaşı. Trump'ın geldiği güne kadarki süreçte burada kimlerin eliyle ne yaptırılıyorsa aslında onun hazırlığı aslında onun hazırlığı Trump'ın burayla uğraşmak gibi bir niyeti yok adamın. Enerjiyi buraya sarf etmek gibi bir niyeti yok. Burada aparatları kullanıyor. İşte en önemli aparatı kim? İsrail. Peki İsrail'i İsrail'i rahatlatmak için de ne yaptı? Şu anda mevcut medyaya yansıyan Bakanlar Kurulu ve danışmanlar adayı ikinci İsrail hükümeti. İsrail i̇kinci yani İsrail'de o kabine kurulsa İsrail'de kurulur. Bir de hatırlayınız dünürünü bu organizasyonun buradaki Lübnan Lübnan bu meselelerin zaten Lübnan evet, asıllı. Evet. Dünürünü getirdi koydu. Elçi bu şeyi yaptı. Çok yaşa. seviyorum Daha, ya gerçekçi adam. Yani bakıyor nizam şey. Şöyle, oğlunu, oğlunu yaptı işte. O'na seçti. Evet. Bak şimdi. Hani ileri demokrasi Trump, işte. Trump nedir kardeşim? Son derece radikal bir Amerikan milliyetçisi. Son derece radikal. Dolar konusunda ne dedi BRICS ülkelerine? Evet. Ne, ne, dedi? Çünkü örnek Saddam, Gaddafi onların her ikisi de hatırlayınız dolardan çıkmak işte İran o zaman ne demişti euro ortak para olsun falan filan. Ne oldu her ikisinin de başına gelenlere bir bakın gerçi orada değişiklik. Şöyle toparlayalım bir Afganistan örneği doğru bir örnek çok doğru bir örnek. Şimdi Afganistan'da ne yaptı hatırlayalım. Rusya girdiğinde buradan 3,5 milyona yakın nüfusu Pakistan'a çektiler. Doğru mu? CIA ve Pakistan istihbaratı buradakilerini eğitti, donattık. Adları ne oldu bunların? Talibanlar. Sonra bunları tekrar geri gönderdi mi? E Rusya'ya karşı bir direniş, ekonomik olarak bir çöküş zaten perestroika, glasnost öyle oldu. Bu perestro bunu söylemişken şu, Baba Esat o dönem Perestroika, Glasnost yapma dedi. Yaparsan parçalanacaksınız. Ama zaten onun projesi başka türlü gelişmişti. Onu yapacaktı adam. O ayrı bir iş. Neyse. Şimdi tekrar de, ben devam edeyim Afganistan meselesine. Yani hı hı. doğru bir hı hı. doğru bir yerden girdi demin Nezat o konuya çünkü. Şimdi geldiler bunlar çok güzel. Ondan sonra Rusya çıktı mı? Sonra ABD kaldı mı orada? Sonra bir süre ABD ile de savaşıldı mı? En nihayeti bıraktı. ABD hepimizin bildiği gibi savaş ağırlıklarını her şeylerini bıraktı. Üstelik de hani terminoloji kullanayım oryante etti bir de o bütün onları. Çıktı. Bir tek şey söyledi onlara. Gelecekte İran'la yapılacak olan savaşta siz rol alacaksınız. Şu toplumda şunu gördük hocam biz yani İran aslında ABD'nin İran meselesi İsrail'in temel güvenlik meselesi. Tamam biz bunu gördük. Açık çok net. İki biz çok. hocayla şimdi bu cuma günü çok. hafıza çok. programlarında ABD'yi vesaire konuşuyoruz ya, yani Türkiye'de Nasıl komünizm Sen üzerinden, o programları izliyor musun? İzliyorum, Cuma programı izliyorum. Güzel. Nasıl okay. komünizm, komünizm üzerinden nasıl bir politika dizayn ettiyse aslında bu fundamentalizm, kökten hmm. dinci vesaire üzerinden ABD yeni bir politika şey yapıyor. Bak mesela çok net ABD'nin desteklediği diktatörlükler var değil mi mesela? hiç Tabii umurunda canım. mı? Hayır. Orada toplumda demokrasi olmuş olmuş hiç umurunda değil. Kendi sözünden ve çıkarından çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bütün temel mesele meselesi temel temel o. Zaten demokrasi götürmek için gittiği Şimdi, nereye tam, götürdük heh. yani? Şimdi burada da bu bölgeyi dizayn etme noktasında şimdi 3 tane şey söyleyeyim. Mesela bu son dönemde İhvan hareketi Operasyon 7 mi? 7. 7 tabii. Cemaati İslam Afgan şey merkezi, Hint kıtası merkezli Operasyon 7 mi? 7. Tunus Nahta hareketi Operasyon 7 mi? 7. Bunlara fikirlerine katılırsınız, katılmazsınız. ayrı bir şey ama bu 3 hareketti. Silahsız hareketti. Üçünde de silah yok. Peki bunları operasyon yedikten sonra biz neleri gördük? İŞİT, El Kaide, Boko Haram, Hı. Şevap vesaire birçok örgütü gördük. Ne oldu dedik ya birden ne oluyor? Hani ben bu konuda uzun yıllarda çalışım ya ne oluyor dedik? Çok basit aslında. Yani ABD'nin bu örgütleri mesela biz bu programda sürekli söylüyoruz. Ömrümüz yettiğinde inşallah görürüz, iyiceyi de görür. Bak şeyi Afrika'yı göreceğiz mesela. El şeyi işidi. Çin'i ve ABD mücadelesini göreceğiz mesela. Çok uzun sürmeyecek. Yani şurası biraz normalleşsin Orta Doğu. Birazcık normalleşsin. Biz Afrika'da, Nijerya'dan, Nijer'den tut, Çad'a kadar bilmem o bölgede bu işit meselesi ne oldu? Bunu ben nerede uyandım biliyor musun İpek? Ya şeye gitmiştim ben Filipinlere. Bu Filipinler hükümetiyle Moro hükümeti arasındaki anlaşmayı yerinde incelemek için. Maravi şehrini birden hocam bir sabah işit bastı. Orada bu Sayyaf var. Tamam bu işit çıktı dedik. Bir baktık hocam görüntüler ya, YouTube'da falan var. Helikopterlerle taşındı lan. Hani böyle milletin <laughs> gözü önünde taşındılar. Ve şehirde taş üstüne taş kalmadı. Tamam mı? Çünkü dizayn etme noktasında bir şeye ihtiyacı var. Orta Doğu'da da şu an eskiden diktatörlükler vardı. Onların büyük bir kısmı gitti. Arap Baharı'ndan sonra örgütler çıkmaya başladı. Ve şu an örgütler üzerinden dizayn ediyor. Bütün mesele bu aslında. Ve onunla birlikte biz bakış açımız şu. Yani ABD kendi çıkarı açısından bir terör örgütünü yeri geldiğinde demokratik örgüt olarak kabul ediyor. Cihatçı, radikal, fundamentalist dediği bir örgütü yeri geldiğinde ılımlı örgüt olarak kabul edebiliyor. Yani çok hatırlayın. Şeyin İran'ın ne kadar parasını şey serbest bıraktılar. Hatırlayın işte yakın zaman içerisinde. Yani şuraya varmak istiyorum. Burada bütün mesele bölge ülkelerinin bir inisiyatif kuramaması. Ya Sorunumuz bu. E bir de şeyi hatırlayın İran'la Irak'a 9 yıl savaştırdılar. E bütün parasını aldılar iki ülkenin de bütün paralarını aldı. kim aldı? Silah tüccarları. Ve Türkiye bağlamında düşünelim. 12 Eylül olduğunda ne yarattırdılar? Türk İslam sentezi. Peki 12 Eylül olduğunda bu Kürt meselesinde Fahrettin Kırzoğlu ne dedi? Kürt diye bir yoktur. Daha Kürt'ü, daha Türk'ü vardır. Karda yürüdüklerinde kart, kart kurt, Kürt diye ses çıkardığı olduğu olduğu için, Kürt. Şimdi düşün. Kırzıoğlu gibi birisi çok çok değerli bir akademisyendir. Müthiş o, o yine kitap. insaflıymış hocam. O kitapları ya. falan Şeytan nesli diye şey yaptılar. Bir he. sürü o şeyler söylüyor. O yine şeymiş. Şimdi devamın peki devamında ne oldu? Türk İslam sentezinden nereye geldiler? Ilımlı İslam diye bir şeye geldiler. Şimdi son dönemde bu ABD'de bazı makalelerde şöyle bir şeye rastlıyorum ya. Demokratik İslam diye bir cümleyle rastlıyorum. Hocam. Anlatayım he. size çok özür. Bu yeni bir şey değil. Bu Rent Corporation'ın 2002 raporu hocam. İslam bunun alt zemini bu demokratik İslam Projesi'nin Türkiye ayağında ifade ettiler ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz dünyada müdahalelerde bulunuyoruz. Para harcıyoruz, asker harcıyoruz, onu harcıyoruz, bunu harcıyoruz ve bu ABD karşıtlığı olarak da bize dönüyor. Dolayısıyla ehilleştirilmiş İslam diyorlar bu demokratik İslam projesine. Bunda biz cihada alırsak. Şimdi ehlileştirilmiş İslam doğru, demokratik İslam yanlış. Eğer ehlileştirilmiş hayır, diyorlarsa. Hayır onu öyle diyorlar ama başlık demokratik, demokratik de, İslam. Evet. Mesela bunun iz düşümü neydi? Demokratik İslam kongreleri vardı hatırlar mısınız? Hı hı. Yani öyle bir proje gidiyor ki ne yapıyorlar hocam? Mesela Türkiye'yi düşünelim. Şimdi biraz önce siz kendiniz de söylediniz. Doğru. Yani FETÖ'nün, Fethullah Gülen'in Devlet sistemine girmesi devletin kararlı olan bir süreç. Aynen öyle. Tamam 1970. Mi? Devletin kararı olan bir süreç. 1970 yılı. Şimdi alan açıyorsunuz. Cuma akşamları konuşuyorsunuz. Büyütüyorsunuz. Işte. Ondan sonra onu uluslararası bir aparat haline getiriyorsunuz. Sonrasında her türlü kullanıyorsunuz. Sadece Bey, gidin Kadıköy'e Kadıköy şey, Kadıköy'erden çıktı Pakistan'a bakın, <laughs> Kadryani hareketine. Aynısını çok net rahat görebiliyorsunuz. Bunlar yeni bir şey değil. Ve demokratik İslam'ın hedefi şu. Adam diyor ki ılımlı İslam ile radikal İslam arasında milleti bir tercihe zorlayacağım. Yani ben Mursi'yi radikal İslam olarak alırım. Sisi ılımlı Müslüman olarak alırım. Ben işimi bununla götürürüm. Yani şunu şöyle diyebilir miyiz çok özetli. Amerikan İslamı. E tabi hocam. Demokratik İslam dediğiniz o zaman. Amerikan İslamı. İçi yani dişleri sökülmüş. Demokrasi bir İslam. Amerikan demokrasisi İslam Demokratik İslam, Amerikan İslam. E ama geçmişte de Komünizm de aynı değil miydi? <laughs> Türkiye'de soğuk savaş dönemi evet. kurdurdukları yani. dernekler Allah'ınız aşkına. Yeni bir şey değil ki. Peki şimdi... E, hala bit ha, geçiyoruz. Program bitmedi mi hala? Yok bitireceğim birazdan Peki. ama. Peki çorbacıya götürecek misin programdan Hocam, sonra bizi? Hocam sancıdan ölüyorum burada ya. <laughs> Sevgili seyirciler bakın sizin için bu kız gerçekten hasta hasta şu nasıl hem sırtı hem göğsü nasıl sızlıyor ama... Öyle bir görev adamı ki bakın sizin için kendini nasıl perişan Sağ ediyor. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Şimdi bir çok kısa bir zamanınız kaldı. Bu Gazze'de ateşkes e, Lübnan. Lübnan'da Lübnan. bozuldu. E, Adam gene bombaladı. Adam yine bombaladı. Ne olacak orası? Yani şöyle bahane oluşmaya başlıyor işte kendisine. yarın bir sürü girer. Onu da yani şöyle sonuçta Hizbullah'ın pasifleştirilmesi ve Hamas'ın projesi büyük oranda başarıldı. İsrail kendisine göre bunu büyük oranda başardı. Ve dolayısıyla burası esasında Suriye kaldı ki yine hep ifade ediyorduk. Yani İsrail Suriye'de nereyi bombalıyordu? İran güçlerini bombalıyordu. Hı hı. Suriye yönetimini bombalamıyordu. Tamamıyla devrim muhafızları, İran istihbaratı, İran güçlerini bombalıyordu ve yani bir de bir şey söyleyeyim. Şimdi bazı yorumlar gördüm. Mesela işte şu an Suriye'de olan operasyonlarda İsrail'in bombaladığı yerler yani şöyle bir bakmak lazım ya haritaya İsrail bir Google yapıp İsrail nereleri bombaladı diye şöyle bir 6 ay liseyi bir çıkarın. Mesela İdlib'e nereye geldi İsrail? Halep'te nereyi bombaladı İsrail? Ağırlıklı olarak Şam ve sınır hatlarını bombaladı. Yani şunun için ifade ediyorum. bir şeyi komploya bağlamaya gerek yok. Yani olan vardır. Kendi şartları içerisinde olanı söylersiniz. Zaten seyirci onun komplo kime hizmet ettiğini anlar. Ama bunun için çok zorlamaya gerek yok. Lübnan meselesinde de şu an zaten bir otorite boşluğu var. Bu otorite boşluğunu dolduracak bir mekanizma yok. Aslında Halep'te şu an bir boşluk olacak ya o boşluğu kimin dolduracağı kavgası var. Ve şu an o boşluğu Türkiye belli bir kısımda doldurdu. İşte İran boşluğu bıraktı. Rusya boşluğu. Mesela Arap atını şunu söylüyor. Rusya ve İran'ın bıraktığı boşluğu Türkiye dolduruyor tarzı böyle yaklaşımlar içerisinde böyle değerlendirmeleri var. O nedenle Lübnan'da bunlar çok sürpriz değil çünkü Lübnan'da Hizbullah'a kontrol edecek olan mekanizma ordu değil yok. Yani ben bir tane atıyorum dediğinde bir saniye senin yaptırımın var atamazsın diyecek bir yapı yok. O nedenle İsrail kendisi bile fırlatsa orada kendisi bile fırlatsa hocam bazen koridorları söylüyor kendisi bile fırlatsa o, o. ama ama Lübnan hükümetinin açıklaması var. Evet, bir nefes almak istiyorlar. Benim korkum şu, çok açık söyleyeyim. Lübnan'da eğer e, Sami Caca liderliğindeki hmm. Hristiyanlar, ki Hizbullah'tan sonra en büyük üç, onlar bir askeri darbe gibi şey yapar, belli bir noktalara el alırlarsa, Lübnan bambaşka bir noktaya gelir. O zaman Suriye yansıması da çok farklı olur. Darbe dedi de ne diyorsunuz Güney Kore'ye? Hakikaten yok. Ya akıl alacak gibi değil yani. Sonra... Akıl alacak gibi değil, adam diktatör. Akıl alacak gibi değil. Ama Akıl olmadı, işte. Ha, olmadı işte. Olmadı işte. Geçersiz olduğunuzu söyledi parlamento. Parlamento ve üstelik hem iktidar hem muhalefet ortak olarak oy kullanıyor. Hocamın söylediği iktire. var ya biraz önce Konjektür değişti Hı. dedi ya. Ya adam Kuzey Kore diyor. Ya Güney ya Kore'de inanılacak. insanlar referandum yapsan gidip de Güney, Kuzey Kore'de yaşayacak kaç adam var ya. Yani ben bunu buradan görüyorum da. Yani sen şimdi orada o sistemin senin yolsuzluğun var. Senin işte büyük şeylerin var. Tam onları kapatmaya tamam. çalışıyor. Ya adam. bu... Ondan sonra... <laughs> ya şey, Neten net Yahu'nun durumu neyse adamın da bu yolsuzlukta, hırsızlıkta falan durumu o. Durumu Ama o. hocam çok ilginç. Mesela düşünebiliyor musunuz? Milli gelir kaç? 36 bin mi? 38 bin. Evet. Yani insanlar inanmadı mesela. İlk sosyal medyaya düştüğünde birçok insan, ben de yazdım yani bu Güney Kore dizisi değil, gerçek hayattan <laughs> görüntüler diye birçok insan inanmadı. Ama orada işte parlamenter sistem vesaire... Kendi içindeki kontrol demokrasiyi içselleştirme falan bambaşka tabii, bir noktaya geldi. Tabii. Kendi partisinden bile bir saniye. Ne sen, yapıyorsun ne sen diye dediler. Ama yani. şeyi çok sevdim hocam. Ee, bizim her konudaki uzmanlarımız baktım yorum yapıyorlar. ABD'ye bağlayan, üst sayısını Hayaller veren söyle. şey var. Ben dedim Allah Allah daha da kabir gol bir ya biraz bekleseniz bari dedim yani ya. Son bitirirken de ben de son cümle olarak şunu söyleyeyim İpek. Çünkü... Mikrofon çıkarmayın daha bitmedi. Yok, Yok Lütfen ben çıkarın diye ne kadar <laughs> çıkarmayın. Efendim görüyorsunuz değil mi? Burada da faşizm egemen ya. Ne dedi ben çıkarın dediğim... Zamanı ruhu kusura bakma. Tamam efendim. <laughs> tamam efendim. Etkileniyorlar. Söyleyecek ne yapıyor? Şimdi televizyonlarda izliyorum. Birileri gazetecisi, işte emekli askeri, akademisyeni akıllarınca Erdoğan'a ya da siyasal iktidarın işte karar vericisi o dört aktöre yaranacak diye. İşte sözüm ona Türkiye'yi böyle acayip göklere çıkaracağım diye öyle laflar söylüyorlar ki fark etmiyorlar ki yarın öbür gün bu işler başka bir şekle girer. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi bilmem neler kurulur. Oralara birileri bir şeyler götürür. Ya bu ülkeyi ve şu anda bu ülkenin başında bulunan insanları oralarda yargılatacaksınız siz. O tuhaf Hani yaranacağım diye ettikleri o garip, Allah'ın bir dinlesenize neler anlatıyorlar. Ya onların hepsi yarın öbür gün savaş suçları mahkemesine götürülecek cümleler bunlar. Tersini düşünün bir de. Sırf Erdoğan'a muhalefet edeceğim diye ülkenin milli çıkarlarına muhalefet eden insanlar düşünün. Bir de o taraf var. Karşı iki taraflı. Buyurun efendim. Evet. Siz, şey hocam kızmasın diye. Çiçek ver, mi Evet mi? çiçek. Bak yaptım hemen verdim hocam. Tamam, Gördünüz. Efendim. Bitirdin mi programı? <laughs> bir de romantik çocuk. Bir, bir saniye hocam çıkar mı? Nerede çıkarıyorsunuz ya? Daha sorular var. İzleyicinin <laughs> soruları var. <size. gülüyor> bir program saniye. Program bitti. Program bitmedi. Hayır siz. Hayır, hayır haftaya cevap. Ha efendim haftaya biz... yanıtlayacağım. Ya bir hayır, şeyi bir konuşa saniye. konuşabilseydik ne? keşke. Ne? Yani biraz da iç siyaset konuşabilseydik ya, keşke bulaştırma. ama. Bulaştırma İpek. Rica edeyim ne olur. Allah'ın izniyle şu kayıkçı kavgasına bizi bulaştırma. Yani o kadar hazırlandım Bak biz son derece ciddiyet ya. meseleleri ele aldık. <laughs> Bu arada bu Van Büyükşehir Belediye Başkanı'na ilgili kararın bozulma ihtimalinden bahsediliyordu. Altan da yazmış biraz önce. Bozulduğu falan söyleniyor. Yani orada da... Kayyım. Yani ya bozulursa... şu kayyım, kayyım demokrasisinden vazgeçsinler. Bu çok ayıp. Madem ki belediye başkanlarını alıyorsun. O zaman kardeşim o meclisin içinden birileri gelecek. İşte o kanunu değiştirmeler lazım hocam. Değiştirsinler. Şu an her şeyi yapıyor. Değişim değişim her şeyi Belediye yapıyoruz. meclisine seçilmesi Kardeşim, en doğru Kardeşim her şeyi yapıyor. Evet. En doğru yöntem. Çünkü madem ki halkın iradesi ya bu bir de yerel seçim bu. Halkın iradesi. Müsaade edin halk kendisine kim yönetmek istiyorsa kimi kimi belediye başkanı uygun görüyorsa bırak ya oranın halkı karar versin ya. Bu arada bir şey söyleyeyim. Biz geçen hafta Kendi kaderlerini bu, kendileri Devlet Bey ile ilgili hani bu devlet kararındır diye tartışmalar yaşanıyordu ya. Ben geçen akil adamlarla bir toplantı yaptım. Ee, mesela şey vardı Toplantı orada. mı yaptın? Toplantılarına mı katıldın? Hay hay şey program yaptın ya. Program Çıktı. Ödev gibi oldu da. Çünkü Aile toplantı yaptım. Şimdi toplantı yaptım. Aile evet, Aile evet. Şöyle toplantı yaptım dediğinde hemen bombalarlar çünkü. Şöyle <laughs> program yaptım kamuya açık da. E, mesela onların dördüne de sordum. E, dedim, Kimler geldi? Mesela Abdurrahman Kurt vardı. Ondan Hı. sonra Kezban Hatemi vardı. Bizim Radik Avni Özgürel vardı. Nihal Bengüsü Karaca vardı. Oo. özellikle sordum. Ekibe bak yani. Özellikle sordum dedim ki sizce bu bir devlet kararı mıdır yoksa 2000 yani daha önceki çözüm sürecinden farkı nedir diye. Dördü birden dediler ki bu devlet kararı önceki hükümet kararı. Ben böyle enteresan yani bu neye dayanarak söylüyorsunuz dedim. Bu kesin dediler. Ama dördü ağız bir. Peki hangi devletmiş bu? İşte, şimdi hocam hep şimdi soruyorsun. Şimdiki devlet ya. öbürü hükümet. Hayır. Hükümet. Yok parti devlet. Ha, o Arasında ayrı, bir fark yok ki. Ya şimdi şöyle. Arasında bir, bir fark e, yok. Ama ikinci bir şey söylediler. Birincisinde dediler demokratikleşerek meselenin çözümü öngörülüyordu. Şimdi güvenlik boyutu önceleyerek mesele çözülmeye çalışılıyor. Bu iki farkı söylediler. Dedim ben de bir not alayım. Burada da ben aktarayım. Önemli bir ayrıntıydı çünkü. Tamam. Peki o zaman şu, tamam. Ne yap? İç politika. Ne yapacağım? Bu sözcü. Hı hı. Bir gün önce. Emeklilerin gösterileri. Aynen okuyorum. Gıda, doğalgaz, elektrik, benzin, mazot rantlarıyla yatıp kalkanların düşlerine katık olmayacağız. Onları iktidara getiren emekliler götürmesini de bilir tüm emekliler derneği. Şimdi ben bunu söylediğimde seçimlerde en çok emekler ve kadınlar, Tayyip Bey oy verip hı hı. bunu iktidara getirdi AKP dediğimde bana bir sürü laf söylüyordu. Buyurun emeklilerin, derneğin Sendikanın kendisi diyor ki biz, biz diyor getirdik. devamlı biz. getirdik. He. Ben de şimdi hepsine sesleniyorum bu emekliler. Bugün torunlarınızın o okullara sabahın köründe aç gitmesinin sebebi sizlersiniz. Oturun vicdanınızla baş başa kalın. 640 bin çocuğumuz okula gidemiyor. Hocam, parasızlıktan geri çekildi. Kapatıp emeklilere binler, binler, ne, Ben sataşmadım Nevzat ben sataşmadım kendisi Durken söylüyor. Ya. ben ne sevgili görüş şey seyircilerim bu benim görüşüm değil. Hocanın resmi görüşü bu arada. <laughs> tamam. Benim resmi görüşüm değil. Kimin görüşü? Türk Emekliler Sendikası. Yok, Tüm Emekliler Sendikası. Pardon şimdi Türk diye okuyoruz. Neyse EYT'ye e girmeden programı bitirelim. Yok. EYT benim işim değil. EYT Nevzat'ın <laughs> uzmanlık alanı. EYT değil de bir şey izleyici ha. demiş ki: teessüf edelim demiş her hocaya. Hiç Güney Kore'yi çok fazla anlatmadı. Orada bir uzmanlığı olmadığını inanamıyorum." demiş. Yani yok biz, ki. biz her şeyi bilmek zorunda değiliz ki. ki ha bir de birisi yok. bir şey sormuş, e, İpek evet. Hanım'dan rica etmiş. Diyor ki lütfen arkaya bir harita koyun ve hoca sopayla anlasın diyorlar. Olur. ha pardon o tamam bir daha Hocam dahaki, sopaya karşı. Tamam. Hayır bir dahaki programa gelirken ötekiler gibi anamın oklavasıyla geleceğim. <laughs> tamam efendim. Tamam oklavayla <laughs> geleceğim. Oklava olmaz hocam ya. He? Estetik değil Yok hayır olmasın. oklavayla. yani şöyle. Şu deminki izleyicimize bir şey söyleyeyim. He. Ben kendi adıma da söyleyeyim bu kadar zamandır işte seni de aynı şekilde görüyorum. Ben an bir tek bildiğim konuda konuşurum. Kesinlikle. Kesinlikle. Eğer yine uzun zaman evet iki yıl Avustralya'da bulundum, Güney Asya'da bilirim, Endonezya'yı bilirim, Malezya'yı bilirim. Yeri zamanı geldiğinde tabii ki konuşacağım. Hindistan'ı epey iyi bilirim. Hindistan tarihiyle bilirim Hindistan'ı. Çünkü çok bir dönemler çünkü Budist olmaya karar vermiştim. Öyle mi? Evet, kitabın ön sözünde yazıyorum hiç sorma. Ne? Budist bu, evet, olmak tabii evet. onun için gidecektim. Sıra, Sizden Budist evet. olmaz ki. Sırt çantası. hayır olur ortak bir yanım var. Ustura kafayım bir ha, kere. Ustura kafa ama evet. siz de Budist olmaz. Tamam. Çok <laughs> sorguluyorsunuz. <O> adamlar 2000'e <laughs> atarlar sizi. Öyle. Sana ben size anlatırım. Biat etmesi <laughs> lazım. Biat. İpek yok ki. İpek yoldan geri döndü. Baya iyi geliyorsunuz buraya. Ya doğru. <laughs> bir şey söyleyeceğim sana. İpek. <laughs> İpek bir şey söyleyeceğim sana. Yoldan geri döndüm. Gerçekten. Vallahi Rut yanlış seçmiştim. Bir Afganistan maceram var benim. Hocam durun bir dakika gitmeyin. Veda edeceğiz. <laughs> bir, bir, şey söyleyeyim mi? Hoca şey hoca şey izleyici diyor ki hoca hiç Kuzey Kore'ye gitti mi? Kuzey Kore'ye nasıl Nasıl gideceğim? Ki? Gidilmiyor ki oraya. Vermiyor ki adamlar vize şey ver çok özel. ben dikkat ediyorum hepsi böyle savaş bölgelerine göndermeye evet. çalışıyor. Haklılar ama. Niye? Haklılar. Doğal yani çok beni gidip görmem lazım. Çok bir var. <laughs> <laughs> Kim eniştesine yaptıklarını size yaparsa <laughs> Yanarız yani Yanarız evet, evet Çok teşekkürler ee, Bitti mi? Bitti. Sorular? Ne sorusu, ne sorusu bir, var? Söyle bir, 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 bir. En sevdiği kart yemeğini sormuş izleyici gel. <laughs> <laughs> Bak kendi <Kangel>. alıştığında <laughs> Sayın seyirciler çok teşekkür ediyoruz ee, Bizi izlediğiniz için de iyi geceler diliyoruz Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın